Masada Ne Var'a hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Şimdiden sesim için özür dilerim. Biraz nezleyiz bu aralar. Üç başlığımız var. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Ardından sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar üzerinden. Erdoğan deyim yerindeyse koşan terleyen Cumhurbaşkanı olacağım sözünü tam anlamıyla yerine getiriyor. 5 miting yaptı Karadeniz'de. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Mısır'a gitti. Bugün Aliyev'le görüştü. Çok yoğun bir gündemi vardı. Ancak Erdoğan'ın mesajları arasında dikkat çekici olan bir bölüm vardı. Danıştay'ın FETÖ'cü olduğu iddia edilen hakim ve savcılarla ilgili göreve dönüş kararı. Erdoğan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın yönelik tepkilerini paylaştı. Bu konuyu ele alacağız. Ama aynı zamanda muhalefet cephesinde yaşananlara da bakacağız. Yapay zeka tartışması, MHP'nin çok viral olan reklam filmi, İmamoğlu'nun kurumla atışması, birçok gelişme var. Akşener'in ve aynı zamanda Muharrem İnce'nin CHP yönelik salvoları, muhalefet cephesine baktığımızda çok karma karışık bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hepsini konuşacağız. İkinci başlığımızda yüreğimizdeki yangınla ilgili efendim. İsrail katliamlarını sürdürüyor. Adalet Divanı'nın kararı da İsrail'i frenleyemedi ne yazık ki. Refah'a da saldırıyorlar. Şehit sayısı artık 30 bine yaklaşmış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze konusunda ortak mesajlar verdi. Bir çözüm bulunabilir mi sorusuna cevap arayacağız. Bu konuda biraz konuşmayı istiyoruz. Ve son başlığımızsa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev büyük bir zaferle seçimden çıktı ve adet olduğu üzere ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Ziyaret öncesinde bizim tek bir kardeşimiz var, o da Türk devletleri diye söyledi. Türkiye'ye geldiğinde de kardeşim diye Türkiye'den bahsetti. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde mesajlar da verdi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Ticaret hacminde 15 milyar dolara çıkarılması hedefini paylaştı. Birçok anlaşma imzalandı. Bu cephede neler oluyor onlara da bakacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımızı da tanıştırayım ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Yusuf Alabar da bizimle. Hoş geldiniz. İyi yayınlar sevgili İbrahim. Teşekkür ederim. Ve Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Star Gazetesi yazarı Sayın Coşkun Başbuğ ve siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Alabar da sizinle başlayacağım. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için çok çalıştık, çok mücadele ettik diye bir mesajı vardı Rize'den. Önce onu bir hatırlatmak istiyorum çünkü yaptığı açıklamalar aynı zamanda Danıştay'daki bu FETÖ yargıya geri mi dönüyor tartışmalar masasıyla da ilintili diye düşünüyorum. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar? Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Cumhuriyet mitingleriyle milletin iradesini gasp etmek istediler. Gezi hadisesiyle sokaklarımızı terörize etmeye kalktılar. Efendim, 17-25 Aralık girişimiyle hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur olaylarıyla ülkemizin bir parçasını bizden koparmayı denediler. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle doğrudan istiklalimize kastettiler. Teröristlerle binlerce tır dolusu silah sağlayarak hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Ekonomimizi mahvetme, bu tür tehditlerle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi ne ekonomik, ne siyasi, ne diplomatik, ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik. Sizinle beraber. Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamıdır. 85 milyonun her bir ferdidir. Siz bu kardeşinize sahip çıktınız. Bize destek oldunuz. Biz de sizin için, tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz. İnandınız. Teveccüh gösterdiniz. Biz de size olan minnet borcumuzu hep daha fazla hizmet ve eser üreterek hamdolsun yerine getirdik. Durmadık. Usanmadık. Allah ömür.
Milletimiz de destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz. Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Bu fasit daireyi kırmaya çalışan devlet ve siyaset adamlarını ise ya şehit ettiler, ya linç ettiler, ya da elini kolunu bağladılar. Merhum Menderes, ülkeye ve millete hizmetin bedelini canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlerinin ardı arkası hiç kesilmedi. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya, yeniden ayağa kalkmaya, kendini toparlamaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Uzun bir konuşma ama önemli olduğunu düşündüm. O yüzden hepsini paylaştık. Özellikle Danıştay'ın bu tartışılan kararı ve FETÖ'lerin yargıya sızması ihtimali üzerinden de meselenin okunması gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan tüm liderlere, bu mücadele veren liderlere itibar suikastları olduğunu söyledi. Siz nasıl yorumlarsınız bu konuşmayı? Danıştay'ın bu tartışılan kararı üzerinden HSK 387 isim için soruşturma açtı tekrardan. FETÖ yeniden yargıya sızmaya mı çalışıyor? Birçok kanalın gündeminde yoktur ama özellikle bu ulusal güvenlik meselelerinde 24 olarak biz farklı bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Hiç bu konuları hafife almamak gerektiğine inanıyoruz. Ben biraz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının içerisindeki diğer bölümlere de değinerekten bir akış hazırladım. Şampiyonlar Ligi. Evet, evet, son derece önemli. Neden? Şimdi bana sorsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılından bu yana geçen 22 yıllık süre içerisinde ülkeye yaptıkları nedir ne değildir diye birçok şey söyleyebilirsin. İşte 27 bin kilometre duble yol yaptı, havalimanları yaptı, işte limanlar yaptı. 81 vilayete, 900 ilçeye doğalgaz getirdi. 81 vilayette üniversiteler, işte organize bunları sayabiliriz. Ama bir şey var ki çok fazla dillendirilmiyor ama sen bizim programdan aşinasın. Vesayet sistematiğiyle mücadeledir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vesayetle vermiş olduğu mücadele AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında Turgut Özal'la birlikte başlayan fakat mahdut kalan bu vesayet sistematiğiyle mücadele konusunda aldığı yoldur. Nedir vesayet sistematiği? Bir kurgu yapıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili. Tarih kurucu misyonu olan bir ülke Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Edirne ile Ardahan arasında kurulmuş 780 bin kilometrede karede kurulmuş ama birileri tarih bilincini yitirmediği için Vatikan'da, Londra'da, Washington DC'de Türklerin bu coğrafyada mutlaka zapturapt altına alınmasıyla ilgili çok önemli sistematikler geliştirmişler. Neden? Ya kardeşim 400 çadırdan Cihan İmparatorluğu kuran 780 bin kilometre kareden ne kurmaz? 400 çadırdan. Esas kaygı o değil mi? Tabii. Şimdi 400 çadırdan Cihan İmparatorluğu kurmuş ya. Esas kaygı buraya düşmanlığını teksif ettirecek bir zihin, bir sistematik yaratabilmek. Bununla ilgili ne diyor bugün? Şeriatının bilmem ne diyor. Evet. Ciğeri beş para etmez insanlar. Tamam mı? Şimdi bu konu tabii ki sadece onunla mı ibaret? SARS bandı geriye 15 gün. Osmanoğlu'nu bak aynen söylenen lafı söyleyeceğim. Beni eleştirmeyin. Eskişehir'in o yere göğe sığdıramadığınız belediye reisi Osmanoğlu'nu Osmanoğlu'nun kurucusu Osman Gazi'nin fethettiği Eskişehir'de, bak Osmanoğlu'nun kurucusu Osman Gazi'nin fethettiği Karacahisar'da Eskişehir'de beyaz tenli karı bulabilmek için sefer yaptığını iddia ediyor. Cümle çıkıyor. Karı cümlesi de dahil ona aittir. Aynen. Kim bu? Yılmaz Büyükerşen. İşte biz bu kafa yapısıyla hep patinajlara uğradık. Hep patinajlara uğradık. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı jüristokrasiyle, askeri vesayet mekanizmasıyla, patronlar kulübüyle, medyasıyla, hepsiyle ayrı ayrı mücadeleler verilerek bugünlere kadar gerildi. Bugün diyor ki Cumhurbaşkanı Adnan Menderes'i şehit ettiler. Turgut Özal'ı hayata küstürüp öldürdüler. Peki bunlar yapılırken sadece o yağlı urganı şehit başbakan Menderes'in boynuna geçirip de ipi çeken mi suçlu? Bunun medya ayağı yok muydu? Bunun patronlar kulübü ayağı yok muydu? 411 el kaosa kalktı diyenler kimin nesi, kimin fesiydi? Bugün çıkmışlar piyasada demokrat amcayı oynuyorlar.
Öyle mi? 411 el kaosa kalktı manşeti atanlar. O yüzden ben 17-25 Aralık darbeler, parlamenter sistemin istikrarsızlığı, bastırılan milli irade ve tamamen mankurtlaşmış bir jenerasyon yetiştirdiler. Bu jenerasyonun içinde yaşıyoruz. Bu mankurt zihniyet Osmanoğlu'nu, Osmanoğlu'nun fethettiği şehirde belediye başkanlığı yaparken beyaz tenli karı için Avrupa'ya sefer yaptığını iddia edecek kadar zıvanadan çıkmış insanlar. Şimdi dolayısıyla bu baptan baktığımızda ilk defa insanlar el yordamıyla ne olduğunu, kim olduğunu ve gücümüzün neye yetebileceğini görüyorlar. Ve bu müthiş rahatsızlık verici sevgili İbrahim. İşte ne o? 400 çadırdan cihan devleti kurmuşsun. Şimdi bununla ilgili bir kısa şey anlatacağım, anekdot. Hemen Danıştay'a geçip sözümü teslim edeceğim. Timur ordusuyla Şam'a kadar geliyor. Pardon, Halep'e kadar geliyor. Halep'e kadar geliyor, yolunu Şam ve oradan da Kahire'ye çevirecek. Böyle olunca Kahire'de bulunan Memlüklü Sultanı ordusunu toparlıyor. Kahire'ye gelmeden o da Şam'a yerleşiyor. Timur'un ordusu Halep'te. Bunlar da mesel değil. Yani evrak-ı müsbite ile sabit olan şeyler. İbn Haldun'un şeyinde de var. Birinin ordusu Halep'te, diğerinin ordusu Şam'da. Fakat Şam'a geldiğinde Memlüklü Sultanı'nın memleketi Kahire'de ayaklanma çıkıyor. Baktı saltanat gidecek, taht gidecek. Sultan geri dönünce İbni Haldun diyor ki sultanım bana müsaade edin, ben bu Emir Timur'u tanımak istiyorum. Çünkü çok maceracı bir kişilik İbni Haldun. Çok pragmatik, çok oportunist ve enteresan bir kişilik. Alıyor atını, gidiyor Halep'teki Emir Timur'un çadırına. Ona tarih nazariyesini anlatıyor, o meşhur. Hani hep ona atfedilir ya, coğrafya kaderdir. Bu coğrafya kaderdir'i de İbni Haldun'un söylemediği herkes tarafından üzerinde mutabık kalınmış bir şey de. Neyse, tarih nazariyesini anlatıyor. Libya'nın Esselame Kalesi'nde, Fizan Çölü'nde 6 ayda oturup yazdığı bir şey. Dehşete düşüyorum. Önümde bilgisayar, internete bağlı telefonum, her şeyim var. İki satır güzel bir şey yazdığımızda kendimizle gurur duyuyoruz. Adam Libya'nın Fizan çöllerinde 6 ay kendini kapatıyor. Bir mukaddime yazdığı esere takdim anlamında bir şey yazıyor. 1000 sene sonra bile okunuyor yani. Gidiyor yaşıyor Timur'la birlikte. 2-3 aya yakın zaman geçiriyor. Tarih nazariyesini anlatıyor. Timur çok etkileniyor. Diyor ki ben seni Semerkand'a götüreceğim. Çünkü orada bir ilim merkezi oluşturdum. Sen o ilim merkezinin başına geç diyor. Ama İbn Haldun Semerkand'a falan gitmez. Endülüslü adam. O coğrafyada yetişmiş. O coğrafyayı seviyor falan. Diyor ki ben kütüphanemi alayım, öyle geleyim. Gidiş o gidiş tabii ki. Bir daha da gitmiyor Timur'un yanına. Dönünce Kahire'deki sultan kendisini çağırıyor, soruyor. Kardeşim ne oldu? Vallahi diyor kendisine Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın selamı üzerine olsun, Kaside-i Bürde şiiri dahil olmak üzere hediye ettim. Tarih nazariyemi anlattım. Çok etkilendi. Böyle oldu, şöyle oldu. Ne diyorsun diyor. Gelecek mi diyor Şam'a diyor. Bak burası çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı cümlesiyle birleşen yeri burası. Diyor ki Kahire'deki Memlüklü Sultan. Sultanım siz Timur'u bırakın. Emir Timur bir seldir eser geçer. Mülkü Mısır için esah tehdit İbni Osman'dır diyor. Asıl tehdidin Osmanoğulları diyor. Ve 100 sene sonra Yavuz Sultan Selim Han Memlüklülerin tahtına hakikaten de İbni Haldun'un dediği gibi son veriyor. Ne alaka? Onlar da biliyorlar ki bu coğrafyada Suudi Arabistan'mış, Suriye'ymiş, oymuş, buymuş. Onlar da biliyorlar ki bu coğrafya açısından kontrol edilmesi gereken esas tehlike Türklerdir. Çok açık. O yüzden de bir mekanizma kurmuşlar. O mekanizmanın ayarlarıyla oynayan herkes Menderes'in akıbetine uğradı. Onunla oynayan herkese muhtıra verdiler. Onunla oynayan herkese 15 Temmuz darbesini yaptılar. 17-25 Aralık'ı yaptılar. Milli İstihbarat Teşkilatı'na operasyon çektiler. Ve en sonunda da darbe sonucunda etkisiz hale getirenleri şimdi tekrardan göreve döndürme telaşeleri var. Bak hepsi birbiriyle bağlantılı. Neden? Çünkü bu saymış olduğumuz çarkın düzenine Sayın Erdoğan geldi, çomak soktu. O çomak çıkartılırsa tekrardan Batı'nın lehine, Batı'nın menfaatlerine dönen bir çark olacak. O çark orada kaldığı takdirde de
hiçbir şekilde sevgili İbrahim bu ülkeyi yolundan döndürmek mümkün olmayacak. Şimdi Danıştay'la ilgili olarak 4000 tane hakim görevinden edilmiş. Ben bugün bir Yargıtay mensubu bir Yargıtay'da çalışan bir hakimle, yüksek hakimle birlikteydim. 4000 hakimin içinden 387 kişi herhangi bir baylok kaydı olmadığı gerekçesiyle iltisak falan bulunamadı diye bir geriye döndürme şeyi var. Şimdi ben özetle ve hasaten şunu vurgulamak isterim. Bir insan gerçekten suçsuzsa iade edilmeli. Kesinlikle. Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Ama bugün Nedim Şener yazdığı yazıda şunları söylüyor. Bunlar da baylok yok fakat diyor. Bütün baylok yazışmalarında bunların ismi geçiyor diyor. İki baylokçu yazıyor. Kurtuluş'tan bahsediyor. Kurtuluş'a gittik, Kurtuluş'tan destek aldık ama Kurtuluş'un telefonunda baylok yok. Kurtuluş şöyle talimat verdi, Kurtuluş şunu dedi falan. Ankesörle haberleşen mahrem imamlarla bu adamların irtibatı olanlar var. Bunu nereden anlıyoruz? Hakim ve Savcılar Kurulu'nun bu konuyla ilgili temizi var ve bunları yazmışlar içine. Ve emniyetin raporunda da örgüt ile ilişki ve iltisakı olduğuna emniyet raporunda. Şimdi Danıştay şunu söylemesi lazım olabilir. Ya kardeşim eğer böyle böyle temizle bu benim söylemiş olduğum hususlar varsa bir daha görüşülsün. Bundan ne çıkar? Ha gerçekten masumlarsa, bu dedikleri yoksa, çünkü ben ne dosyayı alıp saatlerce inceledim ne de bir hukuk nosyonum var. Ama biz şunu biliyoruz kardeşim. Hani böyle olsun demiyorum ama Karlov'u Ankara'da öldürerek Türk-Rus ilişkilerini zehirlemek isteyen polis elini de kaldırdı. Hiçbir FETÖ'cünün yapmayacağı şekilde İslam beldeleri işgal altındayken bir tane FETÖ'cü var mı ya bana söyleyin. İsrail'in ortaya koymuş olduğu soykırımdan dolayı üzülüp de kahrolasın be İsrail diye bir tanesi yok. Nereden çıkmış İslam beldeleri tehdit altındayken? Özel yetiştirdiler. Tıpkı Danıştay saldırısını yapan Alparslan Aslan gibi o da gitti Karlova orada vurdu. Allah'tan Putin dedi ki şerbetliyiz ne olup bittiğini biliyoruz. Yani şerbetliyiz demedi de onu ben ekliyorum. Şey biliyoruz dedi ne olup bittiğini. Şimdi bu ülke bu kadar badireler atlatmış. Belki de gerçekten de 387 tane hakimin içerisinden 17 tanesinin iltisakı çıkacak. Bu konuyla ilgili daha farklı belgeler çıkacak falan birçok şey çıkacak. Diyebilirsin ki Danıştay'ın hani bir üyesi İsmail Saymaz'a röportaj vermiş. Danıştay'a baskı yapılıyor demiş ya. Kardeşim bir daha incelensin. Varsa eğer bu konuyla ilgili hak kaybı hiç tertemizde çıkarsa bir dahaki incelemede devlet bütün maaşını alacağını bilmem nesinde zaten. Evet. Ama zaten. Bu ülkenin bu kadar büyük badireler yaşamışken, Zekeriya Özleri görmüşken, Egeselleri görmüşken, Menderes'i yargılayıp şehit edenler kendilerine alçak mahkeme değil de yüksek mahkeme unvanını koymuşken hiçbir şey olmamış gibi mi yapmamızı bekliyorlar yani. Bu anlamda son derece kritik. Deyim sözümü devredeyim. Peki. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da bir açıklaması var. Müsaadenizle bir dakika onu bir izlettireyim. Sayın Tayyip size soracağım buradan da. FETÖ'cüler yargıya tekrar sızarsa ne olur sorusuyla devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar tabii 4006 hakim savcı, Hakimler Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. Olağanüstü hal çerçevesi içerisinde. 2016 yılından itibaren peyderpey toplamda 4006 meslekten ihraç vardı. Bunlardan dava açanlardan 387'sinin mesleğe iadesine karar verdi Danıştay. Ve bu karar gereğince de mesleklerine geri dönmüş oldular. Şimdi bu kararın neticesinde mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak biz yeniden bir inceleme başlattık. Ve bu inceleme neticesinde de yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor. Bu anlamda özellikle FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Bu inceleme neticesinde eğer
bir soruşturmaya dönüşecek olan dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hakimler ve Savcılar Kurulu teftiş kuruludur ve ilgili dairesidir. Teftiş kurulunun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz. Evet Sayın Tayız, FETÖ'cüler yargıya sızarsa ne olur? Çünkü öbür taraftan yargı kararlarıyla işte polisi, askeri, MİT'cisi, işte ne bileyim kritik bölgedeki herkesi geriye de göreve döndürüyorlar diye iddialar da var. Hatta Nedim Şener diyor ki bunlar yakınlara gelip birinize kelepçeyi takarsa şaşırmayın diye söylüyor. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. İşin daha enteresanı Erdoğan konuşana kadar da herkes genelde bir suskunluk içerisinde oluyor bu işlerde. Evet. Siz nasıl yorumluyorsun? Nereye gidiyoruz? Evet. 8 sene sonra makara başa mı sardı? Ya bu konu niye gündem oldu? Bunun izini takip ettiğimizde mesela Danıştay'ın kararını nasıl oldu? Danıştay bir karar ilan etti gazetelerde, insanlar duydu, buna tepki gösterdi. Bir ortak şey mi oluştu, tepki mi oluştu? Hayır. Bu bilgileri, maddi bilgilerin kaynağı aslında HSK. Yani HSK Danıştay'ın kararından duyduğu rahatsızlığı bir şekilde yansıttı. Yani direkt kararın içeriğiyle ilgili değil ama ya Danıştay böyle bir karar verdi dedi ve bu anlamda aslında HSK'nın da bu kararlardan rahatsız olduğuna ilişkin bir hava oluştu. Yani HSK rahatsız çünkü biliyorsunuz Danıştay bu kararı verdiğinde bir 30 gün süre tanıyor HSK'ya. Diyor ki 30 güne kadar bunların bütün şeylerini iade edeceksin. Özlük bunları görevlendireceksin. Özlük haklarını vereceksin. Geriye dönük bir sürü mekanizma işliyor. Şu an çoğu aktif de bu isimlerin yani göreve iade edilenlerin çoğu aktif görevlendirilmiş durumda. HSK bunu 29. gününe kadar direniyor. Görevlerini iade etmiyor. Kanunen 30. gün olduğu için iade yapılıyor ama buna ilişkin rahatsızlığını da tabii yansıtıyor. Bugün bizim kamuoyunun haberdar olmasında, bu durumdan haberdar olmasında, tepki göstermesinde pay sahibi aslında HSK. Ve HSK'da işte Adalet Bakanlığı'nın da açıklamasıyla öğrendik. Tekrar bu aslında 435 kişi iade edilmiş. 387 hakkında kişi hakkında yeniden bir inceleme başlatmış. Bu incelemeler önemli. Ama nedir yani biz bu durum niye birden konuşmaya başladık? Ya Anayasa Mahkemesi tuhaf tuhaf kararlar alıyor. Bunun bir benzerini baktık ki Danıştay da almaya başlıyor. Nedir, neler oluyor? Kuşkusu uyandı kamuoyunda. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı enteresan kararlar var. Bu kararlara dikkat ettiğimizde BTK kararı var. Yani bu zaman zaman bu terör örgütü FETÖ'nün yöntem olarak, usul olarak belirlediği şantaj, montaj videolarının servis edilmesine ilişkin BTK başvuru üzerine çabuk mahkeme kararından önce bir erişim engeli getiriyor. Anayasa Mahkemesi bunu böyle bir yetkisi olmadığına hükmetti. Aslında önemli bir olaydı. Yani ne kadar provokasyon olursa, bu ülkeye ilişki ne kadar operasyon olursa bunu engelleriz, itibar suikastlarını engelleriz. Bu terör örgütünün elinde oyuncak olmaktan çıkarırız bunu. Hatırlayacaksınız Muharrem İnce seçimden çekildi. Evet. Bir tane deepfake kasetiyle seçimden çekilmek zorunda kaldı. Ya bu mesela BTK kararı çok ses getirdi. Bir Selahattin Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararı verdi. Bir Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı verdi. Yok efendim tekrar dönebilir girişinden Yargıtay'la arasında ciddi bir gerilim yaşandı. HDP'ye ilişkin işte dondurulan paranın seçim öncesi iadesini sağladı. Hazine yardımını sağladı. Danıştay'a döndük geldik. Danıştay benzer bir şekilde FETÖ'cülere, yani burada normal ya darbe yapmaları lazım ya da seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması lazımdı çoğunun dışarı çıkması için ya da dönebilmesi için. Kılıçdaroğlu kaybetti. Danıştay kararıyla oldu.
bu Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği, Yusuf Bey'in de anlattığı, ya 21 yıldır bu ülkede vesayetle mücadele ediliyor. Bu vesayetle mücadelenin değişik ayakları vardı ama en stratejik ayağı yargıdır. Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in stratejisi şuydu. Teknik nakavt yapacaksınız. Yani yargı elimizde, teknik nakavt yapacağız. Herkesi teknik nakavt yapacağız. Şimdi bütün bu dava dosyalarına baktığımızda yani olay aslında siyasetin de müdahale edemeyeceği bir alan olarak yargı görünüyor ve burada çok büyük sisteme sızacak devletin yapısını, devletin güç bileşenini değiştirebilecek kararlara imza attılar. Bu yargı eliyle yani işte vesayet dediğimiz yargıda odaklanmış durumda. Bu işte temizlendi 14-25 Aralık'tan sonra gündeme geldi. Daha sonra 2016'daki hain darbe teşebbüsüyle gündeme geldi. Bir ciddi anlamda işte resmi rakamlara göre 4000'in üzerinde FETÖ ile iltisakı tespit edilen isim, yargı mensubu görevden el çektirildi, uzaklaştırıldı. Fakat tümüyle bu iş bitmiş değil yargıda. Ve benim de görüşüm şu, Türkiye'de ne askeri bir yapı üzerinden darbe kışkırtması, ne emniyet üzerinden bir polis darbesi kışkırtması, bu ihtimaller kalmadı. Ne sokak olayları Gezi'deki gibi, ne Çukur teröründe olduğu gibi terör örgütü PKK'nın harekete geçirilmesi, ne de siyasette işte bu ittifaklar, 5 benzemezin 6 benzemezin yan yana getirilerek siyasi bir iktidarı ele geçirme. Bütün bu sahalarda yenildiler. Ama tek oyunda etkili olabilecek vesayet odağı olarak yargı kaldı. Bu yargıda şimdi bir şeyler denemeye çalışıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar görünen. Buna da kamuoyunun bu olayda gösterdiği tepki ve siyasi iradenin de hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Adalet Bakanlığı'nın gösterdiği refleksle buraya göz açtırılmayacağı anlaşılıyor. Ama şunu bilelim, önümüzdeki dönemde vesayetçilerin gelebileceği bir yön diyor ya, doğudan mı gelecekler, batıdan mı gelecekler, kuzeyden mi gelecekler? Biraz yargı üzerinden gelebilirlerse gelecekler. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla devam edelim. Sayın Başbuğ'a da onu sorayım. Erdoğan da bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ve her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız diye söylüyor. Aynı zamanda Danıştay'da alınan kararlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ve Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız diye söylüyor. Burada soracağım soru şu. İşte Adalet Bakanı'nı dinledik ama Erdoğan bu konularla ilgili böyle üst perden açıklama yapıncaya kadar herkes böyle bir şekilde sanki kuma yatmış gibi bir durum oluşmaya başladı. Yani tam belli insanların üzerinden bu tartışmalar dönüyor. Bu doğru mu? Sonuçta ülke hepimizin ve hepimizin bir mücadele içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir. İki, bu sürece baktığınızda Erdoğan açıklamaları neyi işaret ediyor bize? Hani Anayasa Mahkemesi Danıştay'dan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Sayın Bahçeli de zaman zaman bu konularla ilgili sert tepkisini dile getiriyordu. Hatta Bahçeli bir konuşmasını hatırlıyorum şimdi. Yani 15 Temmuz gibi olmaz bu sefer. Sokağa inerseniz ya da işte bir şekilde darbe teşebbüs ederseniz bu millet hazır diye mesaj vermişti. Siz nasıl yorumluyorsunuz gidişatı? Kısa alayım, arkasından yavaş yavaş iç siyasete geçelim istiyorum çünkü. Öyle bir soru sordun ki soru cevapta şimdi şöyle bir takipçim yazmış, diyor ki inşallah bugün sadece FETÖ konuşulur diyor. Neden biliyor musun İbrahim? O kadar önemli bir konu ki. Başka kimse konuşmuyor diyor. İşte hani bahsettiğim komple Silivri cezaevinde böyle hep beraber. Yok, bahsettiğim 24'ü kutlarım ben bu anlamda. Eyvallah. Bahsettiğin bir cenah var ya hani, Erdoğan konuşana kadar sotede bekleyen argo tabir. Şu an medyada da bu yaşanıyor aslında. Aynen. Bak bu habere, bak bu gelişmeye sizin bir deyiminiz var. Yıktık haberleri diye. Haberleri yıkıp flash diye, son dakika haber, gelişme diye vermesi lazım bütün kanallar. Ya konuşulmasa, Sayın Erdoğan dillendirmese, inan var ya bir Allah'ın kulu. Ya kardeşim bir dakika, burada Danıştay nereye danıştı da bu kararı aldı? Başka bir şeyler mi dönüyor? Demiyor. Bizler konuşuyoruz, 24 konuşuyor. 24 TV ekranında işte izleyenler dinliyor. Ve takipçi yazmış, çok da güzel yazmış. Neden? Çünkü bundan daha önemli konu yok. Sen bu meseleyi halletmeden iç ve dış siyasete hiçbir arpa boy yolu ilerleyemezsin.
Memleketi kitleyenler bunlar değil mi? Memleketi kendi içindeki o savaşa götürenler bunlar değil mi? Dolayısıyla bu konu üstüne çok dikkatle durulması gereken bir konu. Ve bu konuyu ben İbrahim sadece bu Danıştay'daki gelişme üzerinden okumuyorum. Kurtuluş'un az önce ifade ettiği bir ardına gelen olaylar. Ben bütün bakıyorum meseleye. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmıyorsa delilden bol ne var elinde ya? O kadar kolay ki gördüğü en kolay dava olur. Ve dava bir türlü ilerlemiyor. İlerletmiyorlar. Bir güç direniyor. Ve yetmiyor. Bu milletin yetimin hakkı dediğin devletin hazine yardımını blokeyi kaldırıp al buyur istediğin gibi harcayabilirsin diyorsun. Ya o dava konuları değil mi? O kayyumlar ondan atanmadı mı? Devletin, milletin paralarını Kandil'e gönderenler bunlar değil miydi? Şimdi bu eldeki donelerden biri bu. Saldırılar, kilise, o kilise esnasında işte yaşananlar, saldırıda yaşananlar, ardından Danıştay, neler oluyor diyorsun ya? Şimdi ben buradan basit bir soru. 13-14 bin civarı hakim savcı sayısı o dönemlerde. 5 bine yakını işlem görmüş. Sen bunun %10'unu bir anda bir kalemde sistemin içerisine enjekte edersen, bir 1500'de geride daha hala duran dosya varsa, burada bir nabız yoklamasıysa, niye verdik kardeşim biz mücadeleyi? Devlet niye 8 yılını hibe etti bu iş için? Niye onca güvenlik görevlisi, emniyetçisi, Milli İstihbarat Teşkilatı, hakim savcısı geceyi gündüze katıp devlet içindeki bu safrayı alalım diye uğraştı? Evet. Şimdi bakın Yusuf bir örnek verdi az önce. Baylok'tan bahsetti. İsim vermeyeceğim. Hani o iade edilenlerden HSK'nın karşı durduğu ve itiraz ettiği bir sadece bir maddeyi okuyacağım. Baylok tespit tutanağı uyarınca davacının adına kayıtlı GSM hattında Baylok yüklü olması. Bak çok dikkatle söylüyorum. Yani diyor ki HSK senin diyor bu iade ettiğin kişinin diyor evrak tutanağında diyor kendi özel hattında diyor Baylok yüklü olduğu diyor. Bu bağlamda davacının sadece FETÖ-PYD silahlı terör örgütü üyelerinin ve bu örgüte iltisaklı veya irtibatlı kişilerin kullandığı bir iletişim olduğu tetik olarak ispatlanmış olan Baylok kullanıcısı olması diyor. 10 madde var böyle bir tanesini okudum. Her biri adamı ipe götürür. İade. Bana bir Allah'ın kulu kardeşim bu Baylok'a rağmen ben bu adamı bunun için iade ettim diye izah etsin. Ne mağdur ya? Bak onu da geçtim. Bak orayı da geçtim. Ne, yarın bu isimden mesela Coşkun Başbuğ diye seni çağırırlarsa ne olacak? Zaten şu an Kurtuluş'un söylediği doğru. Göreve iade edildiler. Ve FETÖ hani diyecek ki bazıları. Ya hani risk diyoruz ama ne riski işte o kadar 20 bin hakim savcı var 300 bin lafım olur. Ya bunlar emniyeti ele geçirirken trafik polisiyle uğraşmadılar. Beni 3 sene içeri tıkarken bunları demiyordunuz ama. Heh. Kom şube, ispara şube kritik adam biliyor nereye ele geçireceğini. Şimdi böylesi hakim savcı kılıklı kişiyi atadın, kritik mahkemelere tayini yaptırdın, en kritik davayı da verdin kucağına. Önüne gelen, huzura gelenin halini düşünsene sen. Ben yaşadım. Benim hakim diye karşımda görülen kişilerin terörist olduğunu bile bile savunma yargıyı yapmadım ben. Senin tiyatronun oyuncu olmam dedim ben hakime. Sen kimsin beni yargılıyorsun diye daha ilk gün mahkeme verdiğim bir tepki vardı ama neticede kamuoyunda şöyle bir algı var. Mahkeme var, bir heyet var ve dava yürüyor, yargılanıyor. Değil. Değil kardeşim, adam karşındaki terörist yatıyor şu an hala içeride. Ama cübbeliydi, böyle vardı. Koca koca sarı yakasında amblemi ve baktın mı hukuk adamı görünüyordu. Baktın mı paşa görünüyordu. Baktın mı vali görünüyordu. Ama değillerdi. Bildiğin dağdaki eşkıyanın bir teröristin tezahürüydü şehirde kol gezen. Şimdi bunları üst üste koyduğunda diyorsun ki kardeşim bu işte bir gariplik var. Niye Sayın Erdoğan orada kılıktan kılığa giren şarlatanlar evet. diyor. İşte kılığa giriyor, hakim kılığına giriyor. Savcı kılığına giriyor. Bak İbrahim, dillendirmeyen bir konuyu buradan dillendireyim. Şu son iki ayda Yunanistan sınırında tonla FETÖ'lü, FETÖ mensubu yani örgüt mensubu terörist. Geri geliyor. İstemiz bu tarafa giderlerdi, geri geliyorlar. Dünyada örneği yok. Değil mi? Bak dünyada örneği yok.
Enteresan. 25 tane terörist yakalıyorsun, sınırı yasa dışı geçmeye çalışan. 11'i FETÖ çıkıyor. 5 kişi yakalıyorsun, 4'ü FETÖ çıkıyor. 2 kişi yakalıyorsun, ikisi de FETÖ çıkıyor. Bunlara geri geldi, talimatı mı verilmiş? Heh, işte olay o. Olay o. Bunu kimse sorgulamıyor. Ya kardeşim, bu adamlar travesti kılına giriyor. Kadını, çoluğu, çocuğu ortalığa döküp, ne haliniz varsa görün deyip, canını kurtarma pahasına kaçıyor. Her türlü riski göze alıyor. Rüşvetini yediriyor. Ne oldu da bu adamlar bir anda tekrar aynı yollardan geri yasa dışı ülkeye dönmek istiyor? Üstelik ben bu adamı yakalarsam gün yüzü görmeyecek. Bunları sorgulamayalım mı ya? Bak, sana sadece şu iki ayda birbirinden tuhaf olaylar zincirini dizdim. Ha, şimdi böyle olunca Danıştay'ın kararı, gizli kardinal, Papaz Efendi, Fethullah Gülen'in bir anda video yayınlaması, bunun aynı güne denk gelmesi, bir evet. dirilişten bahsetmesi. Eğer ben bunları sorgulamıyorsam bu ülkeye bir ihaneti yaparım. Eğer ben bunları örtmeye kalkıyorsam bilin ki ben hainim. Eğer ben burada bunları tartışma yerine fıkra anlatıyorsam bil ki ben hainim İbo. İbrahim, şimdi bunları üst üste koyduğumuzda diyorsun ki birileri kardeşim bunu sorgulamalı. Sayın Erdoğan dediği de o. Yani diyor ki biz bu meselenin takipçisi olacağız diyor. Ve bu meselenin üstüne gideceğiz diyor. Niye? Ya ortada garabet bir durum var. Bu görülüyor. Ve emin ol, bak emin ol, 15 Temmuz öncesinde de böyleydi. Hissetmeden bir anda geldiler. Ben Kurtuluş'a katılıyorum. Yani artık o tankla topla geçin onları. Hatta bak buradan da ikaz ve ihtar edeyim. Yolda vatandaşla karşılaştığımızda diyorlar ki bu meseleleri sadece sen ben değil, vatandaş iyi görüyor sevgili İbrahim. Üniversitelerde nasıl kadrolara geri dönüldüğünü, diğer kurumlarda da nasıl benzer sıkıntıların yaşandığını, bunların nasıl bitinin kanlandığını, sosyal medyada nasıl insanlara tehdit mesajları attıklarını vatandaş senden benden iyi görüyor. Ve diyor ki vatandaş, hocam diyor emin olun diyor, keşke deneseler diyor, bir daha aynı şansı asla vermeyeceğiz diyor. Çünkü bu millet ilkinde tam kavrayamadı. Üniforma giymiş bir teröristin kendi tankı topuyla bu millete mermi atacağını, kurşun sıkacağını millet konduramadı. Bak günlerce şokunu atlatamadık. Nasıl oluyor dedik ya? Benim Mehmetçiğim bana silah doğrultuyor. Senin o Mehmetçiğin hiçbir zaman olmadı. O Amerika'nın Mehmetçiği oldu. Amerika'nın askeri oldu. Küresel'in askeri oldu. Ve onunla bir olup sana kurşun sıktı. Dolayısıyla bu meseleleri görmezden gelirsek patinaj yaparız. Bak söylüyorum. Buradan ikaz ve ihtar ediyorum. Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili mücadele daha işin başında. Bütün kurumlara girilmeden, her türlü yapıda temizlik yapılmadan bu bela tehdit bitti diyemezsiniz. Ne diyor Sayın Erdoğan? Bataklığı kuruttuk, sivrisinekleri avlıyoruz diyor. Evet var. Ciddi bir sivrisinek akını var. Bunları tek tek bulmak zorundayız. Çünkü bu iş Fethullah Gülen denilen kardinalin talimatıyla başladı. İlk daha 90'lı yıllar. Kasetlerini hatırlayın. Sen süreci takip edensin, bilirsin. Ne diyordu talimat? Yargıyı ele geçirmeliyiz. Tabii diyor. Tabii. Mülkiye'ye, ilmiye'ye, yargıyı ele geçirmeden. Yargıyı ele geçirin diyordu. 21 günde yumurtayı kırmak gibi olur. Kafanızı sakın çıkarmayın diyordu. Ha, demek ki bu talimat adım adım uygulandığı için. Mesela az önce sana bir örnek olay okudum. Aynı şu an iade edilenler içerisinde itirafçı, bak itirafçı kabul ediyor. Ben diyor örgütün evlerinde abla abi tezgahından geçtim. Oralarda okudum sözde. Oralarda diyor üniversite soruları bana diyor verdi getirildi diyor ki Ali Demir enteresandır beraat etti ÖSYM başkanı. O da ayrı bir bana göre. Enteresan bir süreç evet. Heh. Ve diyor ki ben diyor üniversitede örgüt tarafından diyor ne okuyacağım yönlendirildi. Biliyorsun onlar sen hukuk okuyacaksın, hukuk okuyorsun sözde. Daha sonra diyor devletin içine sızdırıldık. O arada baylok var, o arada örgüt elemanlarıyla irtibat var. O arada her türlü örgütsel yayını takip ediyor ve örgüt adına hareket ediyor. Sen buna diyorsun ki sen mağdursun kardeşim. Hiçbir suçun günahın yok. Seni devlete iade ediyorum. Ya bak polis, asker, hakim, savcı arşiv araştırması, güvenlik soruşturmasından geçiyor sevgili İbrahim. Bu devlet saf mı? Niye yapıyor bu arşiv araştırmasını? Diyor ki kardeşim devleti teslim edeceğim. Yusuf Alabar'da diyor sütte leke olacak, onda olmayacak diyor. Çünkü ben diyor devletin istikbalini veriyorum bu adama diyor. Adalet de böyle bir yapı. Sen şimdi
En ufak şüpheye muhal yok. Ya bak şu, yani senin böyle bir davan adının geçmesi bile devlete girmemeni gerektiriyor. Sen buna rağmen nasıl bu adamı alıp da kurumun içerisine eject edersin ya? Velakin bunlar ak kaşık. O kumarı, o riski sana hangi yetki veriyor? Oynamanı, oynatmanı devlete. Ben şimdi yargı diyorum, adalet diyorum, güveniyorum. Karşısına geliyorum hakim, savcı. Ben ne bileceğim o adamın geçmişinde ne tür iltisaklı olduğu olaylar var? Ne niyetle beni yargılıyor? Dolayısıyla buna hiç kimsenin hakkı yok. Ve hiç kimse bana şu masal anlatmasın. Efendim çok inceledik, sık dokuduk. 2-3 yıldır bu konunun üzerine duruyoruz. Neticede bu kadar kişinin iadesine karar kıldık. Niye SK tekrar inceleme başlatıyor? Kurum içinde çatışma var. Bak bunu görelim. Kurum içinde çatışma var. Evet. Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi kavga ediyor. HSK Danıştay'la kavga ediyor. Aynen bak. Can Atalay örneğinde olduğu gibi. Ha demek ki bir sıkıntı var. Bu çatışma boşuna değil. Demek ki bazı kripto yapılar mesela şunu söylüyorlar. Efendim işte bunu zaten iktidar veya Sayın Erdoğan atamadı mı? Kardeşim atadığım adam kripto çıktıysa ben ne yapacağım? Dolayısıyla millet olarak, devlet olarak şu noktaya üzerinde mutabık olmalıyız. Daha bu işte gidecek çok yolumuz var sevgili İbrahim. Bir de petrolün güneyde sevdiği ülke var ya. O güneyde sevdiği ülkeyle ilgili mesela bugün de ilginç bir gelişme vardı. Adnan'da Oktar Suç Örgütü iddianamesi, İsrail siyasetçilerle görüşmeler bildirildi. İtiraflar var. Şöyle yönlendiriyor, böyle şey yapıyor diye. Zaten bilinen, yani az çok biliniyordu ama ortaya çıkıyor. Her tarafından bir şekilde bir kuşatmışlar yani. Ya bak Yusuf'a bir düzeltme yapayım. Yusuf dedik az önce FETÖ'yle ilgili dedi, İsrail'le ilgili en ufak dedi bir şey göremedik dedi. Gördük. Nasıl? Papaz Fethullah Gülen orada ölen Yahudi çocuklar için gözyaşları döküyorum diye. Beni destekliyorsun Salle Sümük. Destekliyorum seni. Bir ironi yaptım. Salle Sümük. Görüntüler internette geziyor. Ölen Yahudi çocukları gördükçe gözlerim yaşarıyor. Kahroluyorum diyen. Türklüğü ve Müslümanlığı tırnak içinde yaymak için çabalayan biri. Gerçi o kendisi zaten hani Hristiyanlar sizin karınızla kızlarınızla ilişmez diyor söylüyordu. Ne güzel söyledin. Birazdan geleceğim. İsrail'de Birleşmiş Milletler'in raporu var. Gözaltına alınan genç kızlara taciz ve tecavüz ediyorlar diye. Neyse şimdi konuyu çok dağıtmayayım. Senal Abar'da CHP'de uzlaşısı sağlandı gibi. İronik bir videomuz var. Onu bir izlettireceğim. Tamam. Çünkü Özgür Özel aday tanıtımında tribün lideri gibi kırmızı beyaz Türkiye diye tezahürat yaptırıyor. Ondan sonra da DEM Parti'nin açıklaması geliyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Kırmızı emik 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 bu seçimi Türkiye kazanacak. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazanacak. Ama kent uzlaşısının sağlandığı bazı yerler var. Mesela Mersin. Mesela Akdeniz. Adana. Esenyurt. Pardon. Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Urfa'da ki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş. Kent uzlaşısıyla ortaya çıkmış. Bu arada sıcak gelişmeyi de söyleyeyim. CHP'den az önce açıklandı Özgür Özel tarafından. Esenyurt Belediye Başkanı adayı Ali Gökmen çekildi. Güngören adayı Temel Akkoçlar da çekildi. Sağlık sorunları sebebiyle çekildiklerini duyurmuşlar. Ondan sonra bunlar yerine yeni atamalar yapılıyor. Esenyurt ilçesi için Profesör Doktor Ahmet Özer, Güngören ilçesi için de Yüksel Yalçın belediye başkanı adayı olarak atanmıştır diye Özgür Özel'in açıklaması da var. Sorun da şu olacak. Şimdi önce Özgür Özel diyor ki Türkiye İttifakı'nı kurduk diyor. Kırmızı diyor, beyaz diyor, en büyük Türkiye diyor. Bu sesi diyor her yerde duyacağım diyor. Aksinden DEM Parti diyor ki evet kurduk ittifakı. Türkiye İttifakı ne menen bir şey Sayın Alabar'da, nasıl bir şeyden bahsediyoruz şu anda? Bir de arkadaşlar bir fotoğraf koyacaklar ekrana şimdi bunlardan. Alman elçi de masaya oturmuş. Eş genel başkanları demin Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la. Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz genel merkezde bir araya geliyor. Bol bol konuşuyorlar, görüşüyorlar. Almanya'yı hatırlarsanız ilk yuvarlak masa toplantısında yazılan bildiriyi Alman elçisine gönderip ya siz buna bir bakın duygun olmuş mu diye redakte ettirdikleri iddiası vardı. Bir AB elçisi. Bir AB elçisi ama sonra Almanya'yı açtılar ya ona itiraz eden olmadı. Bu yani yeni senin hazırlıklarının içerisinde bir yerde matbaayla ilgili bölüm vardı o ikinci. O bölüm. Biraz sonra evet. Ha, iyi, ona o geçmiyoruz. Şey, yapay zeka ile ilgili bölüm. Ona geçmiyoruz. O eğlenceli bölümde. Ona geçmiyoruz. Tamam, geçmiyoruz. Peki. Geçelim mi? Yok geçmeyelim. Peki. O zaman ona ayrı bir fasıl hazırladım. Şimdi kent uzlaşısı diye bir kavram çıktı. Neden? Çünkü HDP ile ittifak kelimesi insanların zihninde farklı algılanıyor.
kent uzlaşısı dediğinizde Nasrettin Hoca'nın Leyla'yı kuşa döndürmesi gibi bir şey anlaşılıyor. Nasrettin Hoca pazara çıkmış. Pazarda adamın biri leylek satıyor. İlk defa görmüş Sivrihisarlı Nasrettin Hoca leyle. Bu ne demiş? Kuş. O demiş böyle kuş olur mu? Neyse basmış parayı almış eve gelmiş. Önce gagasını kesmiş. Sonra kanatlarını en sonunda da bacaklarını demiş ki şimdi kuşa benzedi. Tamam mı? Nasrettin Hoca'nın leyleyi kuşa benzetmesi gibi HDP ile ittifak kelimesini kent uzlaşısı adı altında insanlarda algı oluşturmak maksadıyla balın içerisine avu katıp, avu ne demek? Zehir katıp insanların ağzına veriyorlar. Şimdi kent uzlaşısı demek HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifak etmişler. Peki etti kardeşim sana mı soracak? Yo. Demokratik bir ittifak. DEM Partisi Türkiye'de şu an meşru bir parti mi? Meşru. Daha doğrusu yasal bir parti mi? Evet, yasal. Yasal bir parti. Tamam. Ne diyordu Özgür Özel? Kardeşim biz DEM ile bütün ittifaklık ilişkilerimizi bir şeffaflık ilişkisi içerisinde yürüteceğiz. Kimse bunu eleştirir. Eyvallah. Burada da destek verdik. Dedik ki doğru olanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi kapılar kapatıldıktan sonra içeride ittifak yapıp ne konuşulduğu bilinmeden bir ittifaklık ilişkisi yerine şeffaf bir şekilde her şeyin görüşüldüğü ve toplumla paylaşıldığı bir şey. Şimdi yedirmeye çalışıyorlar. Biz şeffaf bir ilişki içinde kent uzlaşısı yaptık. Anlamamız gereken HDP ile yani DEM Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Urfa'da, Esenyurt'ta, İstanbul'da bazı ilçeler hala görüşülüyor. Mersin'de, Akdeniz ilçesinde ittifaklık ilişkisi, Adana belki. Bunun adı kent uzlaşısı falan değil. Pazarlık. Bu ittifak. Şu yalnız sorun. Burada şimdi şeffaflıktan bahsediyorsunuz ya. Hiçbir şeyiniz şeffaf değil. HDP'li bir isim çıktı dedi ki biz Özgür Özel'in geldiği toplantıda Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması hususu dair görüştük dedi. Doğru. E kardeşim sen şeffaf bir ilişki içindeysen gazetecilere, medyaya 85 milyona karşı ne görüştünüz, hangi konuda uzlaşı sağladınız anlatmakla mükellefsin. Bence asıl burada dikkat yoğunlaştırmamız gereken husus burası. Şimdi soru şu sevgili İbrahim. Neden isimle oynuyorlar? Çünkü bu bir PKK kafasıdır. PKK nasıl zaman içerisinde YPG, SDG, PYD diye isimler değiştirerek çıkıyorsa PKK'dan YPG, YPG'den SDG, SDG'den PYD çıkartan kafa HDP ile ittifaktan da kent uzlaşısını çıkarttı. Sevimli. Ne güzel. Biz kentimiz için uzlaşıya vardık. Şimdi ben buradan soruyorum. İstanbul'un en büyük semti neresi? Esenyurt değil mi? Kalabalık. Yani en kalabalık semti Esenyurt. Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı yaptınız. Belki adalarda da yapacaksınız. Tamam mı? Bunun karşılığında DEM Partisi'nin size ne vereceği belli. Yani sizin DEM'den beklentiniz belli. Biz onu hiç merak etmiyoruz. Ne? İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'na oy vermek ve Ekrem İmamoğlu'nu hizmetiyle değil... İttifaklar ilişkisi, abla kardeş ilişkisi, Fatih Sultan Mehmet Han'a haşa benzeme ilişkisi, yüzünde Rabbi Esir ilişkisi falan gibi böyle hebelep kübelep bir şeyin içerisinde Ekrem İmamoğlu'nu tekrardan seçtirmek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sözde uzlaşı gerçekte ittifaklıktan beklentisi Ekrem İmamoğlu'nun 2028 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğunu muhafaza etmesi. Neyle değil? Hizmetle değil. Bu ittifaklık ilişkisiyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından beklenti bu. Söyleyin bakalım. Esenyurt'ta DEM Partisi aday değiştirerek sizden ne bekliyor? Biliyor musun sen? Sen bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Burada da bilen yok. İşte şeffaf olmayan taraf burası. Bir ilişki içindesiniz. En büyük nüfusun, en büyük kaynağın aktarıldığı Esenyurt Belediyesi kapsamında bir kent uzlaşısına vardığınızı kendiniz söylüyorsunuz. DEM Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını değiştirip başka bir adayla yola revan olması karşılığında kazanacağı ne? Sırrı sakın dediği gibi 100 yıllık cumhuriyetle mi hesaplaşacaksınız? 6 ay önce dedi. Doğru. Sırrı Süreyya Önder'in dediği gibi...
Cumhuriyete tanınmış avans, 100 yıllık avans bitti, sona ermiştir. Bununla ilgili şeyiniz mi olacak? Yoksa çok artık alışa geldiğimiz mali idarelerin kaynakları üzerinden siyasetlerini mi finanse edecekler? İşçi bulma kurumu gibi Esenyurt'un içerisinde alınacak işçiler DEM partililerin içerisinden mi olacak ki Ekrem İmamoğlu döneminde bol miktarda gördük? Bak buradan söylüyorum. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristi silah dayamış fotoğrafını da gösterip adalet, adalet sarayında böyle alınır diyen kişiyi işe aldılar. İBB'nin sayfasında e-postası adresi bile duruyor orada. Taksim Uzlaşısı platformu adı altında Gezi Parkı'nda hükümete dayatmalarda bulunarak Taksim'deki kesilmiş olunan ağaçlardan konuyu getirip havalimanı inşaatını durduracaksınız, köprü inşaatını durduracaksınız, madenlerde altın aramayacaksınız gibi Türkiye siyasetine yön verecek adeta kendi boylarının fersah fersah üzerindeki talepleri hükümetin Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan sıfatıyla faslayken temsil görevinde bulunan Bülent Arınç'ın eline o listeyi verdiler. Bülent Arınç ne dedi? Mesajı aldık. Cumhurbaşkanı ne dedi? Ne mesajı ya? Mesaj falan almadık dedi. Fas'tan dönüyorum. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki o paçavraların tamamı kalkacak. Abdullah Öcalan paçavrası da dahil olmak üzere oradaydı. Ne oldu biliyor musun o Taksim platformunun dayanışmasının başındaki kişim cezaevinde? Daire başkanı oldu İstanbul İBB'de. Büyükşehir Belediyesi'nde. 18 yılda... Masal anlatmıyorum. Tabii 18 İsimler yılda vererek söylüyorum. Oldu. Şimdi ben de soruyorum. Yani siz Esenyurt'ta ne karşılığı uzlaştınız? Bak bir örnek vereceğim. Dün sosyal medyada yayınladım. 2014 yılında olduğunu zannettiğim Mersin aday tanıtım toplantısında, mitinginde uzlaşı içine vardıkları Mersin ve Akdeniz ilçesiyle ilgili bir nümayiş yapılıyor. Duruyor video kaydı. Koydum yani. Videosuyla duruyor yani. Diyor ki HDP'liler, Kürdistan'dan geldik, Mersin'in Akdeniz ilçesini aldık, ilk hedefimiz Toroslar, ayrı ilçesi, Mersin'e de ortağız diyor. Ya kardeşim bu ülke 85 milyon herkesin. Mersin'de de oturabilirsin, Antalya'da da oturabilirsin, İstanbul'da da oturabilirsin, Hakkari'de de oturabilirsin. Bu ülke hepimizin. Etnisiteye göre bölünmüş bir ülke değil burası. Ama sen, dedem, Sultan Alaaddin'i Keykubat'ın fethettiği Mersin'de fütüyatçı etnik PKK konuşması yaparsan, fethettik, şuraya bak, Akdeniz'i aldık, ilk hedefimiz Toroslar, Mersin'e ortağız. İşte bunları söyleyen kişiyle, kişilerle, sevgili İbrahim çok önemli, Mersin'in Akdeniz ilçesinde uzlaşı yaptılar. Akdeniz'de Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkartmayacak. Mersin'in Akdeniz ilçesinde. Akdeniz'i aldık. İlk hedefimiz Toroslar. Kürdistan'dan geldik. Şimdi de Mersin'e ortak olduk diyenlerle kırmızı beyaz diye slogan attıran Özgür Özel uzlaşı sağlamışlar. Algılarla artık yol yürümeleri mümkün değil. Takke düştü, kel gözüktü. Maske düştü, yüz gözüktü. Bu millete bu konuları bundan daha açık nasıl açıklayabiliriz yani? Peki yapay zeka videosunu bir izleyelim arkadaşlar. Özgür Özel diyor ki biz yapay zekayı kullanan ilk parti olduk diyor CHP'nin adaylarını belirlerken. Gerçi belirledikleri adaylardan da birer birer feragat ediyorlar. O da ayrı bir mesele ama bir izleyebilir miyiz? Bahar Emince bir cevap verdi. Bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil, bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız. O yüzden CHP'nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal. Ama burada abartmayalım tabii. Bilim tamam, hukuk, bilim, mühendislik, matematik. Ama belediye başkan adaylarını da yapay zekayla seçmeyelim yani. Sayın Tayyip, şimdi bu tartışma çok konuşuldu. Hatta Esra Ölü'nün de yapaysa CHP yapay diye biraz dalga geçerekten bir
manşet attı. Siz tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Aynı zamanda bu süreçle ilgili olarak mesela aday tanıtımında bir daha yapay zeka adını anmadı Sayın Özel. Biz işte adaylarımızı belirlerken halka sorduk, ankete sorduk, milletvekillerine sorduk, partiye sorduk, herkese sorduk diyor ama yapay zekaya sorduk demiyor artık. Ya. Ne oldu, dili mi yandı diye de merak ediyor insan. Siz nasıl bakıyorsunuz bu hem demlenme sürecine? CHP demini aldı mı? Ya bu bundan önceki bütün seçim süreçlerinde partilerin aday belirleme süreçlerine bir göz attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç bu kadar başı bozuk bir halde çok güzel, bir gün olsun. Aday gösterdiğini, devrisi gün vazgeçtiğini, bir gün göstermediğini, sonraki gün yaptığını görmedik. Bu siyasette de siyaset kurumuna ilişkin büyük bir itibarsızlaştırma olayı. Yani nasıl tarif edelim bunu? En son Hatay'da biliyorsunuz anketler yaptık. Dört bir yandan sorduk insanlara. Lütfi Savaş'ı gösterdik dediler. Şimdi Lütfi Savaş'ın ismini almadılar. Tanıtım toplantısına çıkmayın dediler. Telefonu açtılar. İşte o da bilmem kimle görüşüyor falan filan. Yani bu kadar gayri ciddi bir süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nde yürütülmemişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de yürütülmemişti. Baykal döneminde de yürütülmemişti. Partide disiplinin nasıl dağıldığını gösteren bir örnek bu süreç açısından. Aday belirleme süreci seçimin sonucuna ilişkin de çok ciddi bir göstergedir aslında. Partiler çok iyi etüt etmek zorundadırlar. Bir büyük şehri, bir ili, bir ilçeyi burada temsil edilecek, gösterilecek adayı belirleme işi öncesinde çok ciddi bir çalışmayı gerektirir. Çok ciddi, disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Bir takım etkilerden uzak kalmayı, bir takım etkileri de almayı, yani ön seçim yapmayı, anketler yapmayı, halka sormayı, bütün bu enstrümanları kullanır siyaset kurumu. Çok iyi çalışır. Yapabileceği en iyi adayı gösterir orada. Yani işte geçtiğimiz günlerde biz yapay zekaya mı sordular mesela? Kendi avukatını Çankaya'ya aday gösterdi. Yaptı. Bir de 30 yaşındaki çocuk. CHP'nin yıllardır genel sekreterliğini yapan isimler. Bir sürü başvuruda bulunmayan isim. Başvuruda bulunmayan isim. Bir sürü hadi isim. Hadi yaşı neyse. Talip oluyor. Tecrübeyle yapay zeka şey mi yapmış? Aramış. Bir dakika siz yanlış adamlarla uğraşıyorsunuz. Yani, bunu almanız lazım. O sırada diyorum. Yatay zeka modundaymış. Yani bunu şöyle söyleyelim. Bir yapay zeka varsa o üst akıldır. Cumhuriyet Halk Partisi Ajans. İçin. Yani sürekli onlara direktif veren, şöyle stratejilerini belirleyen, yol gösteren, biraz üst akıldan da yoksun kalmış görünüyorlar. Bu arada Alman elçi buluşması kaynadı arada. Yani, bu ama. Üst akıldan da yoksun görünüyorlar. Çok başı bozuk bir haller. Bu kent uzlaşısı konusuna değineceğim. Yani bir kavram ürettiler. Eskiden biliyorsunuz bu HDP'yi altılı masanın altına saklamışlardı. Şimdi bu kez bu kent uzlaşısının bu kavramın altına saklıyorlar. Çok güzel. Yani bu kavrama ilk duyduğumuzda modernliği çağrıştırıyor, demokrasiyi çağrıştırıyor, liberalizmi çağrıştırıyor. Mesela PKK'yı hiç çağrıştırmıyor. Yani terör örgütünü çağrıştırıyor mu? Yok. Hiç çağrıştırmıyor. Ama bu kavramın altında asıl gizledikleri terör örgütü PKK'dır. Bakın kent uzlaşısı kavramının mucidi Kandil. PKK'dır. Yani 20 Eylül 2023'te demin parti meclisi toplantısında seçim stratejimizi kent uzlaşısına göre belirliyoruz. Yani kent uzlaşısı dedikleri evet. Şu. Yani CHP'yi nasıl destekleyeceğiz? Hangi kavramla destekleyeceğiz? İcadıydı. Şimdi CHP bu kavrama sahip çıkmış. Peki 2 dakika ek süre verdiler. Bize toparlamayı istiyordum ama. Yani şunu ekleyeyim o zaman 2 dakikada da. Yani bu kent uzlaşısıyla terör örgütü PKK'yı saklıyorlar. Bu ilişki çok korkunç bir ilişkidir bir siyasi parti açısından. Eğer zaten çok meşru bir ilişki biçimi olsaydı bu kadar gizli saklı yapmazlardı. Şunu bilelim. Cumhuriyet Halk Partisi ya bu kent uzlaşısı kavramıyla seçime kadar oyalıyorlar, seçmeni oyalıyorlar, aklını karıştırıyorlar. Orada onu aldık, bunu verdik. Netice itibariyle seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecekler.
yine oldu bittiyle seçimi almaya çalışacaklar İstanbul'da. Peki güçleri yetecek mi acaba ya? Yani 14-28 Mayıs'ta, bakın 14-28 Mayıs'ta bu PKK'nın siyasi kolunun kilit parti olma özelliği, efsanesi vardı, o çöktü. Çöktü, evet, o yüzden. Şimdi yerel düzeyde de bunun tekrar çökeceğine şahit olacağız. Çünkü hizmetsizliği de konuşmamız lazım aslında. Aynen. Evet. Bir de hizmetsizlik hiçbir var. Hiçbir şey yapmayınca sadece sırtını demeye yaslamakla olmuyor. Tabii, Hizmetsizlik de var. Asıl onu konuşamıyoruz. Evet, sıra ona gelmiyor ki hiç. Sıra ona gelmiyor. İstedikleri bu çünkü Pehlivan bildiği minderde güreşirmiş. Sürekli polemik meydanına çekmeye çalışıyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz 200 sene önce matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil diyor. İzleyicilerimiz devam etsinler izlemeye bizi. Biraz açılışı bununla yapacağım. Peki, kısacık bir ara rica ediyoruz ama Sayın Başbuğ da sıra hakkını yedirmem. Birazdan birlikteyiz. Hemen attı da. Şimdi efendim, aday belirlenirken yapay zeka kullanıldığı tartışmasını konuşuyorduk sizlerle beraber. Sayın Başbuğ'a söz verecektim ama Sayın Başbuğ, müsaadenizle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir açıklaması var. Özellikle İmamoğlu'na bir tepki gösteriyor. Onu da bir hatırlatayım. Süreci en azından böyle değerlendirmiş, biraz da zaman kazanmış oluruz. Sonrasında devam edelim. Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da, elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez. Şimdi yapay zeka ile aday belirlenir mi, belirlenemez mi? Bir de eli genel merkezde, gözü başka mevkide olanlar İstanbul'u yönetebilir mi? Sayın Akşener de bu konuya değinmiş. İnce de, Muharrem İnce de, birazdan onu da paylaşacağım. 1 Nisan'da sapır sapır dökülecekler gibi bir değerlendirmede bulundu. Siz nasıl yorumluyorsunuz tartışmaları? Günaydın diyorum. Çünkü biz şu masada haftalarca, aylarca işte bunu söyledik. Dedik ki Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ilgisi ve alakası yok dedik. Ve şöyle bir benzetme de yapmıştım sevgili İbrahim. Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman o masaya, o koltuğa belediye başkanı olarak oturmadı. Devlet başkanı olarak oturtturdunuz. O da sizin bu verdiğiniz rolün hakkını veriyor demiştim. Niye? Hatırlar mısın? İmamoğlu'nun ilk daha seçim sürecinde bütün Cumhuriyet Halk Partilerin otobüslerle, hiç unutmam, yaz dönemiydi. Bir devlet başkanı edasıyla seçimi kazanmak üzere İstanbul'a hareket ettiklerini ve sürekli Sayın Erdoğan'la İmamoğlu'nu kıyasladıklarını hatırlar mısın? Ya canım, Atatürk'le kıyaslıyorlardı. Belediye başkanı seçmeye gidiyorsun ya. Ne oluyor? Ve o zaman dedik ki bir proje işliyor. Ben hala söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bir projedir. Bir proje işliyor ve Sayın Erdoğan'a böyle eş tutarak bir devlet başkanının rolü bindiriliyor. E sen bu adamı o rolle oraya getirirsen o adam da İstanbul'u uzaktan seyreder. Şimdi Meral Akşener'in tespit ettiği hususlar, hani o kadar birlikteliğin üzerine günaydın demek lazım. Ha, bu neyi gösteriyor? Evladı Fatiha'nın efsanesi bitti. Yüzdeki Rabbi Yesir düştü. Şimdi ben Meral Akşener'in Rabbi Yesir dediği anda da Ekrem İmamoğlu'nu yakından takip eden biriydim. Şimdi de. Ben niye o sıfat verildi anlamadım. Niye geri alındı onu da anlamadım. Şimdi aynı Ekrem İmamoğlu. Ha, demek ki iş menfaate gelince, iş çıkara gelince bir anda evladı Fatiha'nın da olabiliyor. Bir anda dediğim gibi tam tersi bir tablo da çıkabiliyor. Şimdi burada Akşener bu meseleye değiniyor ama Akşener'in de zor anlar yaşadığı bir aday tanıtımı oldu. O videoda verir arkadaşlar ekrana. Geleceğim oraya da. Yine hatırlar mısın? Bir örnek vereyim. Madem eskiden gittik. Seçim süreci ne olur diye tartıştığımızda dedim ki bunlar Millet İttifakı'nın iyi günleri. Özellikle dedim yerel seçimlerde adaylar belirlendikten sonra kıyamet o zaman kopacak. Doğru. Siz hatırlarsın değil mi dediğimi? Doğru. Kavgayı, kıyameti o zaman göreceksiniz demiştim. Hemen bir ekleme yapayım aynı konuya.
Bu daha başlangıç. Önümüzdeki günlerde çok daha tırmanmış bir gerilimi bu bahsettiğim kanatta biz yaşıyor olacağız. Şimdi bu yapı hani büyük bir handikap içerisinde ki az önce vurguladığın husus bana göre önemli. Yani Kent İttifakı, Kandil Ağzı. Şimdi Yusuf telim oyunlarından bahsetti. Ben de tam da oraya getirecektim meseleyi. Amerika'nın aklını burada görüyorsun. Hatırlar mısın? YPG'nin yerine Suriye Güçleri diye bir şey uydurmaya kalktılar. Suriye Demokratik Güçleri, SDG. Suriye Güçleri değil ki. Düşündük, taşındık diyor ya. Türklere bunu nasıl kabul ettirebiliriz? Basbayağı belli PKK'nın devamı olduğu. O arada diyor bir arkadaş diyor araya demokrasi kelimesini ekledi diyor. Dakikalarca ayakta alkışladık diyor. Çok zekice bir buluştu diyor. Demokratik deyince oluyor. He, Amerika'nın aklı bu kadar çalışıyor. İki asırlık dünkü çocuk bu kadar düşünebiliyor. Şimdi aynı aklı burada görüyorsun bak. Aynı akıl. Amerika'nın aklı bu. Kent ittifakı. Böyle kelime oyunlarıyla süsleyerek, boyayarak bu millete yutturacağını zannediyor. Kardeşim Amerika'nın üzerinden Kandil üzerinden size gelen bu deyimle bu milleti kandıramazsınız. Bunun adı düpedüz ittifaktır. Bunun adı düpedüz işbirliğidir. Ve Sayın Erdoğan'ın dediği noktanın tezahürüdür. Ne demişti Sayın Erdoğan? İki parti dedi, ideolojik bir kaynaşma içindedir. Bakın bu o kadar önemli bir vurgu ki. Şimdi biz neyin pazarlığı yapıldığını bilmiyoruz. Ama evvel tecrübelerimiz... Sayın İBB'de 20 meclis üyeliği verilecekmiş DEM Parti. Ha. Bak şimdi grup kuracaklar. Hayır şöyle şuraya getirmek istiyorum. Evveliyatta biliyoruz biz. Hani o mutabakat metni vardı ya şöyle tuğla gibi. Hı. Bir tanesi adamı ipe götürür. Bölünmeden bahsediyor. İşte Kıbrıs'ta iki yani tek devletten bahsediyor. Emperyalle aynı ağzı konuşuyor. Şimdi bu ve benzer söylemler burada da dillendiriliyor. Şimdi mesela... Peki Akşener'in bu videosu için ne söyleyeceksin? Çünkü şöyle bir sorun var. İYİ Parti'nin adayı açıklanıyor. Akşener adayı tanımıyor. Bilmiyor kim olduğunu. Hani şimdi Anadolu'da her ne mi? Özgür Özel tanıyor mu? Özgür Özel de gerçi İzmir yanlış adamın elini almaya kaçtı. Bodrum adayını komple karıştırdı. Yani hani İzmir adayını diyelim ki yanlış kişinin elini kaldırabilirsiniz o heyecanla ama Bodrum adayının adı yanlış, soyadı yanlış. Şimdi yatay zeka. Her şeyi yanlış yapay zekada. Şimdi burada şeyi soracağım şimdi. Akşener kendi partisine de hakim değil gibi görünüyor. Mesele şu. Yani burada nasıl hizmet olacak bu işlerde? Yani bu kadar kavgalı, dövüşlü, bu kadar tantanalı, bu kadar birbirine işte bilenmiş insanlar memlekete nasıl hizmet edecekler? İbrahim bak benim eleştirdiğim konulardan biriydi o. Daha doğrusu insanlarımızın görmesi gerektiğine inandığım konulardan biriydi o. Nedir o? Ya bugün 17 son. Bitti artık aday ismini vermen. Bak son dakikaya kadar kavgan devam etti. Şimdi 21'inde herhalde şey yasağı başlıyor. Propaganda yasağı başlıyor. Sen buradan 21'ine kadar 3 haftalık süre içerisinde fırtınayı dindireceksin. Aday kendine gelecek. Aday daha sonra proje üretecek. Aday halkın önüne çıkacak diyecek ki ey Mersinliler, ey İstanbullular, ey bilmem işte Esenyurtlular, ben yeni başkan adayınız bilmem kim. Bunlar da projelerim. Desteğinizi bekliyorum. Aklın alıyor mu senin bu kadar kısa sürede? Bu arada yarın akşam son. Bugün değil, bugün değil mi? Yarın 20'si işte salı. Saat ha, pardon 20'siydi bugün 19. Tamam. Siz tabii şimdi çok yoğun çalıştınız siz onları karıştırdınız. Yok bugün ben, bazen bir, ben, bugün ben biriyle sohbet ederken bugün 17'de bitiyor dediler oraya yarın, takıldım. Yarın doğrudur. 17'de bitiyor. Şimdi 20'si doğru dediğin tarih 20'si. Yarın bittiği an fark etmiyor bir günü konuşuyoruz. Aynı sorun ve sıkıntıyla karşılaşmayacaklar mı? Neyle anlatacaksın kendini? Bak rakibin. Projeleri okumuş, anlatmış, adaylar aynı gün açıklanmış, bir huzur var, insanlara ulaşıyor, insanlara kendini anlatıyor, tanıtıyor, projelerini aktarıyor, sorunlar dinliyor, bunlara alternatif çözümler üretiyor. Üsküdar'ı geçmiş, sen daha yeni atın eğerini bağlıyorsun. Yani CHP'nin Nevşin Mengü diyor ki adamlar sahada çatır çatır çalışıyorlar, siz daha ne yapıyorsunuz diyor bugün videoda. Aklın yolu bir. Şimdi böyle bir tabloda, ben adayı tanımamasını çok doğal buluyorum. Çünkü burada yapay zeka işliyor ya. Artık o zeka kimin bilmiyorum. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin acilen, bak bu güvenlik sorunudur. Acilen çıkıp kardeşim bir sürü şirkette anlaştık. Bu yapı yapay işte her neyse alay konusu oldu. Zekanın da yazarı, çizeri bunlardır. Ve bu programla doğrultusunda biz şu adayları, bak yuvarlayamazsın lafı. Biz sadece iki tane adayı belirledik bu yolla diyemezsin. Şu adayı
Yapay zeka buldu, helal olsun, bizden iyi düşündü. Dolayısıyla sadece bunlarda bir değişiklik yaptık. Ama çok espri yaparsın. Yapay zeka yarın bir gün CHP'nin başında Asimo'yu aday gösterirse ne yapacaksınız diyorlar. Ben sana daha bir yeni espri konusu yaratayım mı? Buyurun. Yapay zekayı CHP'nin başına ben kodlayayım, geçireyim. Bunların hepsini aynı gün kapıya koyar. Bütün hepsini. Niye? Çünkü yani yapay zeka dediğin, şunu da hatırlatalım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Yapay zeka dediğin uzaydan biri gelip de veya biri getirip de önüne koymuyor. Bak bu senden daha zeki, bunu kullanacaksın, bütün sıkıntılarını çözecek demiyor. Neticede bir yazılım bu yapay zeka. Peki. Ve biri kodluyor. Hatta bak bir örnek vereyim. Bu önemli. Neden? Çünkü yapay zeka insanlar şöyle düşünüyor. Tarafsız, objektif, yorum yapan değil kardeşim. Biri kodluyor ya ona. Ben böyle olduğunu iddia eden bir akademisyenimize konuşuyoruz. Dedim ki bak bunu birileri yazılımını yaratıyor ve dünyaya pazarlıyor. O birilerinin aklıyla hareket edecek bunlar. Olur mu hocam? Sor bakalım dedim yapay zekana. Hazır elinde bilgisayar açık. LGBT hakkında ne düşünüyorsun diye sor bakalım dedim. Sordu. Batı ne diyorsa aynısını dedi. E tabi onlar. Amerika ne diyorsa aynısını dedi. Dolayısıyla hani güvenlik sorunu dedim ya. Bu yapay zeka senin başvuracağın bir yer değil. Çünkü siyaset bu kadar zor bir iş değil. O kadar basit ki. Halka sorarsın kim istiyorsun kardeşim? 11 Yusuf, dakika. Yusuf Alabar'da. Yusuf Alabar'da senin adayındır. Bu kadar basit. Senin yapay zeka diye bindirdiğin yapının seçtiğiyle halk örtüşmüyorsa ortada bir sorun vardır. Ha, demek ki bir proje işliyor. Ama bunu dahi görmezden geliyorlar ve her şeyi yapay zekanın üzerine yıkıp süreçten sıyrılmayı deniyorlar. Ama bu millet yutmuyor, ben onu söyleyeyim. Yani peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi kazan kaynıyor, buradan bildireyim ben ilgililerine. Peki, İmamoğlu prodüksiyon var, Sayın Alabar'da onu bir izlettireyim size. Bağcılar da bizim orada Sert Pazar'a gelmiş İmamoğlu. Fakat nedendir bilmez kimselere haber vermeden sessiz sessiz gelmiş. İBB TV var, niye öyle diyorsun? Ya İBB TV kendi kamerası. Çorapçı Mehmet'i de götürmüşler. Bir de açıkçası şey söyleyeyim, Bayrampaşa'da da böyle bir Sert Pazar vermişti. Çorapçı Mehmet işte. Halil amca ya. Halil amca. Pazarcan Çorapçı amca. Ali, pardon. Halil amca. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Allah razı olsun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şunu iddia ediyorum. Yani hani. Ya İbrahim şu kıymayı bir açtı. Söyledim arkadaşlara açacaklar. Sayın Başbuğ'u terlettiniz arkadaşlar. Lütfen. Şimdi 9 kişi 30 saniyede arka arkaya denk geliyor. Yani bu istatistiğe göre İmamoğlu %100 de falan kazanıyor olması lazım. Hayır kardeşim mayalıyız ya. Mayalıyız örneklerini vereceğim şimdi İbrahim. Peki. O zaman bu konuyu bir yorumlayalım. Sonra esas MHP'nin reklam filmi var, o bomba. Ama önce Sayın Başbuğ'dan 12 dakikada sözü zor olunca şu... Yapay zeka. Hayır yapay zekaya girmeyeceğim artık, tat verdi bir şey yaptık da. Hani diyor ya 200 sene sonra matbaayı getirenler sizsiniz. Ha. 200 sene önce isteyenler biziz. Evet. Sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve ona oy verenler, çağdaş, modern, ilerici her şey... Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyenler ise gericiliğe sürekli olarak prim verenler. Bugün vatandaş hep diyor. Hep böyle şey yapılıyor. Bak geçen hafta söyledim. MHP'te 76 daha 10 yıl önce yapabildik diyor bir vatandaş bugün yazmış. O gördüm o tweet'i. Volkan Okçu. Evet, yani. Eyvallah. Şimdi bu konumlandırma konusu öyle işledi ki geçtiğimiz hafta söyledim burada, bir daha söyleyeceğim. 4 tane İzmirli hanımefendi mikrofon tutuluyorlar. Biz İzmirliyiz, biz farklıyız kardeşim. Biz kütük olsa, odun olsa diyor, bak odun. Odun olsa oduna oy veririz diyor. Sokak röportajı. Burada söyledim. Neyiniz farklı sizin? Hani diyor biz İzmirliyiz, biz çok farklıyız. Ben de Ege'liyim. Tamam mı? Hani böyle haset ettiğimden falan söylemiyorum. Hem de öyle sonradan Ege'ye göçmüş bir ailenin çocuğu falan da değilim. Bin yıllık manav ailenin çocuğuyum. İmamoğlu travmasını da buldu arkadaşlar. Ha, işte Çorapçı Halil abi. Tamam mı? Neyiniz farklı sizin? Hani diyor ya hanımefendi biz İzmirliyiz. Mesela size büyük babanızdan el yazması kütüphane kaldı ve siz aristokrat bir aileden mi geliyorsunuz? Ya da burjuvazinin en üst noktasında helikopterinizle İsviçre Alplerine kaymaya gidiyorsunuz. Hafta sonu geri mi dönüyorsunuz? Yok, sabah kalkıyorsunuz, boyoz yumurta yiyorsunuz, ucuz bir çay ocağı buluyorsunuz. Kafede kahve içiyorsunuz. Akşam da ayaklarınızı uzatıp bizi izliyorsunuz ya. Neyiniz farklı sizin yani? Bu devam ettiği için bu açıklamayı yapıyorum. Matbaayı 200 sene sonra getirten gericiler, CHP'ye oy vermeyenler. Bak ben buraya yazdım. Bak siz kimsiniz biliyor musunuz aslında?
şehirlere, 81 vilayete, 900 ilçeye, Avrupa'ya 1960'lı yıllarda doğalgaz gelmişken 2002 ile birlikte 81 vilayete, 900 ilçeye doğalgaz bağlanırken Bodrum'a 2 yıl boyunca projelendirdiğiniz midye kabuğunu heykel olarak dikip hizmet diye satansınız siz. Devam edeceğim. Savunma sanayi harikalar... Sünger heykeli ama. Efendim? Sünger heykeli. Savunma sanayi harikalar yaratıp Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermeni işgalinden kurtaranlara karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj verip maalesef Türkiye'ye Azerbaycan'a silah desteği yapıyor diye bu milletin kahraman evlatlarını Amerika'ya gammazlayan adamlarsınız. Vekilinizin adı da Ünal Çeviköz. Boraltan Köprüsü'nde o Azerbaycanlıları Sovyetler Birliği rejimine teslim edensiniz siz. Siz varlık vergisini ödeyemedi diye bu ülkenin ekalliyetini, Rumunu, Ermenisini Aşkale'de toplama kamplarına gönderirken küçümsediğiniz adamlar, sultanlar, hani beyaz karı ticareti için sefer yapıyor dediğiniz adamlar 1492'de Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanıp soykırıma tabi tutulanları Selanik'e, İstanbul'a yerleştiren adamların dedesinin sülbünden geliyoruz biz. Siz Nuri Demirağ bu ülkenin makus talihini tayyarelerle değiştirmeye karar verdiğinde bu işlerle uğraşmak yerine Türk parasından Atatürk resmini çıkartıp İnönü'nün Atatürk'ün yerine resmini bastıranlarsınız siz. Siz bu ülkede Süleyman Demirel merhum Boğaz Köprüsü'nü İstanbul'a 1970'li yıllarda inşa etmeye kalktığında Fırat'ın doğusunda köprü yokken İstanbul'a köprü neyinize lazım diyerek sonra da açılışını Bülent Ecevit'e yaptıran adamsınız. Siz Marmara'yı yaptıran Recep Tayyip Erdoğan'a her türden zorluğu çıkartıp Marmaray yapıldıktan sonra Marmaray'ı Tuncay Özkan'ın ağzıyla Ecevit yaptı diye ekranlarda sıkılmadan anlatabilenlersiniz siz. Ben bunu daha böyle birçok şeyle şey yapabilirim. Türkiye uzaya astronot gönderirken hadi canım sen de uzaya gidip tut Ali tut Ali koş deneyleri yaptınız diye Türkiye Uzay Ajansı kuranlara, bilime hizmet edenlere tukaka derken İstanbul'da Sultanahmet'te musluk kurnasına açılış yapanlarsınız kardeşim. Evet, tamam. Sabaha kadar sayarım yani bunu. O yüzden Özgür Özel'im biz bilimiz, yapay zekayız, bilmem neyiz. Siz busunuz işte kardeşim. O zaman MHP'nin reklamını izleyelim. İzleyelim. Başbakanı diyorum ben. Geleceğin Cumhurbaşkanı diyorum. Ablacığım sadece sağ ol. Belediye başkanı... Sayın Tayyip ne diyorsunuz? Sayın Alabar'da 9 dakika verdim için. Tamam eyvallah. Yani ben çok beğendim reklam filmini. Biraz anlatayım isterseniz. Sanki böyle zorlu bir dağa tırmanıyormuş gibi kolları sıvanmış gözlüklü bir oyuncu karakteri var. Fakat aslında normalde yerde sürünüyor ve hani o bütün hepsi de efek. Yani hikaye bayağı kuvvetli. Ya İstanbul aslında çok büyük bir sınav. Ankara için de geçerli bu. Bütün CHP genel olarak evet. Böyle yapabiliriz ama İstanbul bir testten geçecek. Hakikaten çok merak ediyorum. Bundan önceki seçim sonuçlarına da bir bakarak. Yani bütün 5 yılını bahaneler üreterek işte efendim bize bırakmıyorlar yapalım efendim diye türlü türlü bahaneler uydurarak işte kar kıyamet kopar balıkçıda işte yabancı elçilerle görüşen, deprem olur, yağmur olur, fırtına olur, afet olur, kaymaya giden ülkenin, yani ne İstanbulluyla ne ülkenin genel sorunlarıyla hiçbir
duygusal bağ geliştiremeyen bir isim var. Yani insanlar 5 yılda şunu gördü, trafik sorunu 4'e 5'e katlandı. Yani 25-30 dakikalık yerlere bu artık 1 saat 45 dakikadan 2 saatten önce gidilemiyor. Büyük bir depreme hazırlık sorunu var. Kentsel dönüşüm yapılacak. Hala bugün çıkmış diyor ki Murat Kurum'un la işte ya 600 bin konuta gerek yok diyor. Konut bu şu kadar konuta gerek yok diyor. Bunu biliyorsunuz Hatay'da yaptılar. Kentsel dönüşüme tabii, karşı çıktılar. Korkunç bir yıkıma sebebiyet verdi bu zihniyet. Ama bu 5 yılında da böyle reklam yapmaktan hiç geri durmadılar. Çalışıyoruz, İstanbul'a büyük işler kazandırdık. Yani insanlar gerçekten bunu görebilecek mi? İstanbullu seçmen kendi şehrine sahip çıkabilecek mi? Yani bu deprem sorunumuz var, trafik sorunumuz var, su sorunum, temiz su sorunumuz var. Var oğlu var. Birçok sorunumuz var İstanbul'da. Tam bu söylediğiniz Erdoğan Samsun'dan bir dikkat çekti. Müsaade ederseniz onu izlettiğim üzere devam edin. Çünkü tıpış tıpış tartışması da oldu hafta içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dikkat çekti. Erdoğan bir de mesaj paylaştı. Diyor ki CHP'li seçmeni kendinizi umutsuz hissetmeyin diyor. Demokrasinin güçlenmesi için diyor. Biz buradayız diyor. Merak etmeyin diyor. Hani çünkü şu an şey konuşuyor. CHP'li seçmen sandığa gitmeyecek. İşte bu yapılanları protesto edecek gibi konuşmalar da var. CHP kaynaklarından ya da yakın isimlerden ekranlarda bunları dillendirenler de var. Bir tıpış tıpış tartışması da oldu tam bu meseleyle ilgili. Bir bakalım. Biz de millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim sizin tıpış tıpış gidecek oy verecek diyenlere sandıkta dirsek gösterir. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları, ne de projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Acaba hangimizin elinde kalacak? Kimin elinde kalacak? Yani Kılıçdaroğlu'nun elinde kalma ihtimali de yüksek. Yani tekrar bağlayayım. Ya bu sosyal medya belediyeciliği yapıyorlar. Belki de yaşadığımız zamanın da Türkiye'deki atmosferin de buna bir katkısı var. Yani gerçeklerin hiçbir kıymeti neredeyse kalmadı. Yani hiçbir hizmet yapmıyor ama sosyal medyada yaptığı reklamla, paylaştığı mesajlarla, ürettiği bahanelerle İstanbul'un favori adayı durumunda. Yani olmaması gereken bir durum. Eğer şehre sahip çıkmak isteyenler varsa buradaki İstanbul sakinleri bu kısır ideolojik kamplaşmadan kurtulup bu şehre nasıl hizmet alabilecek bir adayı seçeriz diye düşünmeleri gerekiyor. Bakın Murat Kurum'un verdiği sözler çok önemli. Bu ülkede 5 yılda bu ülkenin ya yani bu şehrin bütün konut problemlerini ortadan kaldırabilecek derecede sözler ve vaatler söz konusu. Ben bakıyorum, Murat Kurum'a inanıyorum, güveniyorum. Onun arkasında onu destekleyen Cumhurbaşkanı'na, AK Parti hükümetine güveniyorum. Çünkü verdikleri sözü yaparlar. Bugün bir şöyle bir konuşma geçti bir arkadaşla aramızda. 6 Şubat depreminden sonra Kemal Kılıçdaroğlu gitti dedi ki, bütün konutlarınızı ben size ücretsiz yapıp vereceğim. Tabii tabii, bedava deprem konusu dedi. O zaman bana bir arkadaşım demişti ki millet Kılıçdaroğlu'na oy verir demişti. Ona rağmen alamadı. Ya ben de dedim ki hiç tanıyamamışlar. İnsanlar inandıklarına oy verirler. Kesinlikle. Kılıçdaroğlu'na hiç ya vatandaş inanmadığı yani için oy vermedi. Yani daha önce bedava elektriği, bedava traktörü verseydi bir ihtimal ama
Şimdi burada da öyle. İnsan inandığına oy verir. Yani bu şehrin çok büyük problemi. Yani İstanbul dediğimizde Türkiye'yi de kapsıyor. Allah göstermesin bir deprem durumunda oluşabilecek felaket Türkiye'nin bütün 81 vilayetine yansıyacak bir felaket. Burada Ekrem İmamoğlu bahane üreten, asla hizmet yapmayan, ideolojik dar böyle ideoloji kendine göre kasmaya çalışan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne koltuk kavgası veren bir isim pozisyonunda. İstanbul'a hiçbir faydası yok. 5 yılda olmadı. Önümüzdeki 5 yılda olma ihtimali de hiç yok. İstanbulluların bunu göz önüne getirmesi gerekiyor. Ama eğer İzmir gibi yapacaklarsa, biz İzmirliyiz, hizmete değil de laikliğe oy verir diyeceklerse kendileri bilirler. Yani Hataylıların başına gelen felaketi biliyoruz. Yani çok korkunç. Bunlar kentsel dönüşümü engelleyen bir zihniyet. Yani siz yapın. Tabii. AK Parti'nin yapmasına yani gerek İstanbul'da yok ki. İstanbul'da 5 yılda kentsel dönüşüm bekleyeceğiz. Yani Murat abi. Kurum'un vaat etmesine gerek yok. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi vaat etsin, projelendirsin bunu. Ve milletin karşısına çıksın. Ama millet şunu biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ekolüyle AK Parti ve Erdoğan ekolü var belediyecilikte ve hizmette. Erdoğan ekolü siyasette hizmeti temsil ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ekol ise bahaneyi, ideolojiyi, algı belediyeciliğini, sosyal medya belediyeciliğini temsil ediyor. Peki. Simgeliyor. Şimdi çok az vaktim kaldı. İkinci başlığa geçeceğim müsaadenizle. İsrail katlediyor, Gazze tükeniyor başlığıyla devam edeceğiz efendim. Hafta sonu cumartesi sabahı işte kahvaltı yapıyoruz. Peynir, simit var. Bir video düştü sosyal medyada önüme. Açık söyleyeyim, hani böyle ağlaya ağlaya izledim. Hala da tüylerim diken diken oluyor izlerken. Yani tamam, Gazze'de katliam görüyoruz, bir sürü şey görüyoruz ama bazen öyle videolar oluyor ki hani artık kelime tükeniyor. Süt dişleri dökülmüş bir çocuğun videosu var. Yardım görevlisi diyor ki içinde peynir olsa üzülür müsün diyor. Bir dürüm veriyor kendisine. Bir izleyelim. احلى غدا لك اشوف افتح افتح شوف يمكن يطلع جبنه اه لو طلعت جبنه بس زعل يا رب ما تطلع جبنه والله شاورما شاورما 24 radyodan da dinleyicilerimiz bize dinliyorlar. Biraz anlatayım. Çadırda kalan bir çocuk, muhtemelen evi yıkılmış artık. Refah'ta sığındıkları çadırda yardım görevlisi bir dürüm getiriyor ve peynir çıktı üzülür müsün diye söylüyor. Çocuk da üzülmem diyor. Yani hani razıyız kaderimize diyor. Bir döner pide çıkıyor. Ve o kadar seviniyor ki böyle. Yani sanki Gazze'de katliamlar durmuş, sanki bütün şey bitmiş gibi. Ama çocuk işte. Açıkçası yani hani bu mesele ne olacak sorusu herkesin gündeminde. Bugün BM raportörlerinin bir açıklaması var. İsrail güçleri Filistinli kadın ve kızların keyfi gözaltılarda tecavüz ve cinsel saldırı yapıyorlar diyor. Hmm. Yani artık İsrail'in hiçbir değeri kalmadı gibi görünüyor baktığımızda. Ne olacak? Nasıl yorumlarsınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ziyaretinde bu konuya dikkat çekti. Birazdan Erdoğan sesiyle de açıklamayı vereceğim ama en azından biraz da olsa bu konuyu konuşalım istiyorum. 30 bine dayandı şehit sayısı ve Batı böyle hani tavşana kaç tazıya tut tarzı siyasetle devam ediyor. Amerika gözyaşı döküyor ama timsah gözyaşı gibi görünüyor. Bizler çaresiz kalıyoruz. Ne olacak? İbrahim şu an inan hani çok konuda yorum yaptık. Bir öngörüde bulunduk ama burada bir çıkış yolu ben görmüyorum şu an şu akılla. Neden? Çünkü Batı dedin ya ikiyüzlü bir siyaset diye. Batı'nın rejimleri, devletleri dediğin tarzda. Ama mesela ben taban alttaki o tepkiyi ben şapka çıkarıyorum. Tabii millet meydanlarda. Heh. Ve Arap ve İslam dünyasına da örnek veriyorum. Sözde gavur. Ama senden daha duyarlı. Senden daha bu konuda hassas ve helal olsun. Bak futbol maçlarında Celtic onca baskıya rağmen her maçta Filistin'e destek. Avrupa unutmuyor, unutturmuyor. Vatandaşın en büyük korkusu ne biliyor musun? Yolda karşılaşıyoruz. Hocam diyor Filistin kan ağlıyor içimiz. Ne olur diyor konuşun, unutturmayın. Biz de diyoruz ki merak etmeyin. Hep aklımızda gün geldikçe, dil döndükçe anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi burada mesela geçtiğimiz gün çok ibretlik bir kare vardı. Biden çıkmış diyor ki İsrail'in yaptığı asla kabul edilemez. Kadınların, çocukların öldürülmesi doğru şeyler değil. Yanında da hemen kim var? Ürdün Kralı Abdullah. Ve o da aynen şöyle söylüyor. İngiliz anneden olma Abdullah. Diyor ki biz burada diyor İsrail'in yaptıklarını nefretle kınıyoruz. Kardeşim bunu diyen iki lidere bak örnek veriyorum. Biden timsah gözyaşı döküyor.
aynı Biden İsrail'e 14 milyar doları meclisten geçireceğim diye atmadık takla bırakmıyor. Şimdi hangisi doğru Biden'ın? Timsah gözyaşı döken Biden mı? İsrail'e bir an olsun yardımı kesmeyen ve artırarak da devam etmek için her türlü takla yatan Biden mı? Geldik Abdullah'a. Kabul edilemez diyorsun. Ürdünlü olup onları da takdirle karşılıyorum. Ben orada olmalıyım diyerek insani ve milli bir refleks gösteren Ürdünlüleri sınırdan geçerken yakalayıp cezaevine koyan Abdullah. Bak tekrar söylüyorum. Sınırı geçmek istiyor. Amacı da Filistin'deki halka destek vermek. Destek vermek, belki de orada şehit olmak. Bu niyetle oraya giden halkı tutuklayıp cezaevine koyuyorsun. Ey Abdullah. Hangisi doğru? Şimdi bunlara baktığın takdirde ümidin azalıyor. Neden? Çünkü o bahsetmiş olduğun tiyatro maalesef şu an oynanıyor İbrahim. Bak şeyi çok konuştuk, Lahey. Dedim ki ilk daha bu konu gündeme geldiğinde İsrail'in bir davayla anılması, İsrail'in Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olarak hatta soykırımcı olarak konuşulması bir kazanç. Çünkü düne kadar hani bırak bunları dillendirmeyi. Eleştiren makale yazamazdın ya. Tabii tabii, işsiz güçsüz kalıyordun. Ha, ya işinden direnirsen canından oluyordun. Onlarca örnek var böyle. Buralarda bu konunun dillendirilmesi bile büyük bir kazançtır, evet, demiştim. Ama şunu da vurgulamıştım. Eğer dedim mahkeme bu konuda samimiyse. Hani ben Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çok dolu bir dosyayla gittiğini biliyorum. Dosyada delilden bol bir şey yok. Ama 15 kişilik o mahkeme var ya böyle, hani koca koca hakimler. Zaten buna gerek var mı ya? Ulorta her şey dünya kamuoyunun göz önünde oluyor. Peki. Dolayısıyla demiştim ki, tamamlayayım müsaade edersen. Eğer mahkeme samimiyse bu duygu ve düşüncesinde, yapacağı bir tek iş var. Acilen ateşkes kararı alıp sonra taraflara gelin bakayım, bir ay değil 3 ay ver. Savunmalarınızı hazırlayın, getirin, inceleyeceğiz. Yapmadığı gibi de alay eder gibi dedi ki bir ay süre veriyoruz, savunmaları yapın gelin. Ya neyi savunacaksın? Senin o bir ay dediğin en az 7-8 bin insanın can kaybı. Doğru. Matematik ortada. Dolayısıyla maalesef mahkemesinden devletlilere kadar herkes ikiyüzlü siyaset içinde, Türkiye hariç. Şu Mısır'la yakınlaşmadan bir şey çıkar mı? Onu biraz zorlayacağız. Ekrana verdi arkadaşlar. Sayın Alabardo'ya soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü Mısır'da. Her iki lider de özellikle Refah'tan uzak durulması yönünde mesajlar verdiler. Siz önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili bir gelişme bekliyor musunuz? Yoksa İsrail bildiğini okumaya devam edecek. Bugün de yine Lahey'de İsrail yargılaması vardı. Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistinli Bakan Maliki dedi ki Gazze'deki soykırım, o yıllardır süren cezasızlığın sonucu, İsrail'in cezasızlığına son vermek hukuki bir zorunluluktur. Aksi takdirde bu iş böyle gidecek gibi görünüyor diye değerlendirmeleri var. İsrail'den, özür dilerim, Mısır'dan yine açıklamalar var. Sivillerin olduğu Refah'tan uzak durmalılar diye söylüyor ve Mısır'a bir süpürmeyi asla kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Mısır'ın gücü İsrail'e yeter mi bu anlamda? Hani sınır ihtilafı olursa, Gazze'lileri oraya süpürmeye kalkarsa İsrail. Ne bekliyorsunuz? Şimdi bir 4 dakikanız var bu arada. Tamam, hemen kısaca söyleyeceğim. Gazze'de 2 milyon 350 bin insan yaşıyordu. 50 binini katlettiler. 30 küsür bini geçti. Ama hala 2 milyon 320 bin insan var. Dürümün arasında ekmeğini yiyen o çocuk yarın çıkacak. Gazze'nin mücadelesini verecek. Allah rahmet eylesin. Alev Alatlı Hoca getirmişti ekrana. Doğru. Filistinli anne 6 çocuk doğuruyor. İkisi şehit olsun. İkisi eğitim görsün. İkisi de çalışıp kazanıp rızkını burada devam ettirsin hayatını diye. Şimdi bu 2.3 milyon Gazze'de yaşayan Filistinli, totalde İsrail'in içinde Kudüs'ten tutun Batı Şeria'ya kadar bir türlü insansızlaştıramadıkları, yani daha doğrusu Filistinlilerden arındıramadıkları bir İsrail kavramı var. Eğer gerçekten 2.3 milyon insanı İsrail ikinci Nekbe olarak Sina Yarımadası'na sürme noktasında muvaffak olursa, bu İsrail'in hanesine hem bir soykırım hem de bir başarı olarak yazılır. İsrail açısından söylüyorum. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sisi'ye söylemiş olduğu Mısır'ın hiçbir Gazze'liği kabul etmeme siyasetinin doğru olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Dikkat edin, coğrafyada demografilerle oynanıyor. 1997 yılında yayınlanmış bir CIA raporu, Hasan Köni Hoca 2014'te kendisinin gözleriyle okuduğunu söylüyor. Onun üzerinden konuyu gündeme getiriyorum.
1997 yılında bölgede büyük kitlesel hareketlilikler yaratılarak demografilerle oynanacağı söyleniyor. E biz bunu Suriye'de gördük, Lübnan'da gördük. E şimdi Gazze'de de Nekbe 2.0 olarak Sina çölüne sürülmüş bir Filistinli halkı görürsek bu İsrail açısından hem soykırım hem de başarı olur. Bunu yapabilir mi? Mısır istemediği sürece yapamaz. Yani siz kendi ülkesinden insanlara, bak kendi ülkenizden demiyorum, Filistin'in kendi ülkesinden 2 milyon kişiyi topla tüfekle Mısır'ın toprakları içine süreceksiniz. Mısır bunları istemediğini deklare edecek ve siz sürmeye devam ettiğinizde de haklı çıkacaksınız. Mısır buna direnebilir tabii ki. Hukuki olarak da direnir. Hukuki olarak da, askeri olarak da direnir. Yani ne yapacaksınız? Yani örecek, kapatacak sınırı. Almayacak. Zaten sıkıntı burada. Geldin, yaktın, yıktın. Ne oldu? Ne oldu? Sonunda hiçbir şey olmuyor. Bunun aynısını biz tarihte yaşadık. Moğollar geldiler, yaktılar, kestiler, perişan ettiler, tarumar ettiler. 70-80 sene sonra yıkıldılar. Son işte kalanları İlhanlılar devletine dönüştü, Müslümanlaştılar. Ve ondan sonra da geldi geçti bitti. Şeye geliyor işte. Bir yeldir gelir geçer diyor ya, İbn Haldun'u anlattım. Aynı onun gibi. Şimdi İsrail gelir geçer mi? E 1948 kardeşim kuruluşu. Tarih denilen süzgecin içinden baktığınızda son derece, yani İsrail kurulduğunda dünyada ergen olarak bulunanlar hala hayatta. Yani bir insan nesli geçmemiş daha üzerinden. O yüzden mutlak surette İsrail'in bu konuyla ilgili Nekbe 2.0'ı, yani Filistinlileri başka bir coğrafyaya sürme planı asla kabul edilmemeli. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar tıkandıkları yer burası, blöf yapıyor. Ramazan'a kadar diyor. Gitti gitti. Gitmedi, kara harekatı yapacağım. E yapıyorsun zaten. Yapıyorsun zaten. Peki bir cümle daha soracağım. Avrupa Birliği Ukrayna'ya bayraktar verilmesini veto etti. Evet. Bu süreçte Fransızlar ve Rumlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi veto etti. Gerekçeler de şey, bu işte Türk savunma sanayisinin gelişmesine sebep olur diye endişeleniyorlar. Şimdi Ukrayna'ya yani mesela silah verilmesi, mühimmat verilmesi konusunda Türkiye'yi bypass eden bu bakış açısını bir yorumlamanızı rica edeceğim. Bir de Türkiye, Kahire ile de savunma sanayi alanında işbirliği hedefleri var. 15 milyar dolara çıkarmayı düşünüyorlar bu süreçte iki ülke ticaretini. Ciddi bir ivmelenme ve fırsat kapısı var diye söyleniyor. Özellikle savunma sanayi alanında yaptığımız hamlelerin meyvesini toplayacak mıyız diye sorayım. Tabii. Şimdi hızlıca söyleyeyim. AB'ye rağmen. Tamam, şimdi hızlıca söyleyeyim. Eğer bir ilişkide bu uluslararası ilişkilerden ticarete, hukuki anlamdaki ilişkilerden dünyadaki birçok ilişki boyutunda her yer için hemen hemen geçerlidir. Eğer siz müdafaa durumuna geçmiş, karşınızdaki de taarruz durumuna geçmişse siz kaybetmeye son derece yakınsınız demektir. Savunma sanayi konusunda Türk savunma sanayi ürünleri dünyada 184 ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üretmiş olduğu insansız sistemlerde sadece Baykar grubu tarafından 33 ülkeye satılıyor. Ve siz burada Ukrayna'ya satılacak bu sistemler ile ilgili olarak Türkiye'nin taarruzi diyebileceğimiz hamlelerini, yani agresif bir pazarlama stratejisi ve mükemmel bir şekilde de combat proven diyorlar. Muharebe müessiriyeti sahada bizzat test edilmiş bu sistemleri Avrupa Birliği'nde iki ülke olarak, yani Yunan ve Fransa'la yan yana gelip de bloke etme derdine girmişseniz tarihin deveranı ters dönmüştür. Siz müdafaaya çekilmişsiniz. Türkiye'nin bu konuyla ilgili gelişen savunma sanayisi taarruza geçmiştir. Şimdi dolayısıyla müdafaa taarruz kısmından baktığımızda Fransa ve Yunanistan'ın bu konuyla ilgili blokajda kalması ve Türk savunma sanayi ürünlerini bloke etmesi bizim geldiğimiz noktada ne kadar güçlendiğimizi, uluslararası arenada da ne kadar rekabetçi olduğumuzun en güzel göstergesi. Peki vaktim kalmadı ama aslında yerli lazer silahı Alka ve dünyanın en küçük füzesi Mete'nin atış görüntüleri de bugün paylaşıldı. Hemen son bir 15 milyar dolar Mısır. Buyurun. Şimdi bakın, Mısır'la ilgili Savunma ve Teknoloji Dergisi'nin önümüzdeki ayki sayısında Mısır'ın son 10 yıl içerisinde uluslararası piyasalardan yapmış olduğu silah miktarlarını ve harcanan paraları çok açık ifadelerle kaleme aldık. Şimdi buradan çıkan tabloda Türkiye'nin Mısır'la birlikte hareket ettiği takdirde Mısır bugüne kadar tören silahı gibi kullanmak maksadıyla platformlar aldı. Mesela tayyare var,
o tayyareye akıllı mühimmatı verirse kullanacak. Kendisi üretmiyor çünkü. Ama Türkiye'nin sattığı platformları alırsa dost ve kardeş Mısır ilk kez platformuyla birlikte kendisinin istediği gibi güncelleyip mühimmat üretip takabileceği bir sisteme sahip olacak. Peki. Çok önemli. Üçüncü başlığa geçiyoruz arkadaşlar. Sürem 8 dakika kaldı. Aliyev'in Türkiye ziyaretini ıskalamayalım. Aliyev yemin töreninde artık önümüzde bir gerçek var dedi. Bizim ailemiz Türk devletleridir dedi. Türkiye'ye geldiğinde çok pozitif mesajlar verdi. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ercan Tatar'ı Şuşa'ya davet edeceğini ve artık bu tanınma anlamında bir mesafe alınacağını düşündük diyebilirim. Bir izleyelim arkadaşlar. Sayın Tayyip'e soruyu soracağım. Ben bunu açık demek istiyorum. Yakin ki şimdi yapılan siyasette herkese bunu aydın gösterir. Bu bizim üçün esas beynəlxalq təşkilatdır. Çünkü bu bizim ailemizdir. Bizim başka ailemiz yoktur. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Bu Bakü'den verdiği mesaj. Ve eğer kimse hesap edir ki biz başka yerde aile aktarmalıyız diyebilirim ki bizi hiç yerde gözlemirler. Ve bunu artık gizletmirler. Ama eğer evvelki illerde hususun işgal durumunda. O zaman süremiz kalmayacak. Video bayağı uzunmuş. Devamını ben kendim söylemiş olayım. Sayın Tayyip sizden de bir değerlendirme isteyeyim bu konuyla ilgili olarak. Açıkçası hani Kızıl Elma hedefine küçük adımlar da olsa atıyor muyuz diye de düşünüyorum. Tabi bu Kızıl Elma'yı da hani bir işgal ya da bölgeye bir hegemonya kurma anlamı değil. Türk devletlerinin birbiriyle işte kardeşlik hukukunu güçlendirmesi anlamında soruyorum. Erdoğan-Aliyev görüşmesi, Kafkasların parlayıcısı Bakü, bu süreçleri nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Ya, dünya değişiyor. İkinci Dünya, ya Birinci Dünya Savaşı buna bir yüzyıllık bir dilim diyelim. Bu yüzyıllık dilim içerisinde Türkler, Türkiye, bütün bu ülkeler, Türkiye devletler aslında ciddi bir boyunduruk altındaydı. Yani o iki kutuplu dünyanın getirdiği sınırlamalar içerisine hapsolmuştu. Bu sistem çözülürken yeni arayışlar da ortaya çıktı ve doğru bir istikamet geliştiği görülüyor. Yani Türklerin ailesi Türklerdir. Yani çünkü dünyada çok kutuplu bir yapı oluşmaya başladı. Bunu söyleyebilmek de müstakil siyasetin inşa edildiği anlamına gelmez. Tabii. Sonuçta bir zaferle çıktı seçimden. Tabii. Yani seçimden başarıyla çıktı. Bu anlayış, bu zihniyet Türkiye'de de var. Diğer Türkiye devletlerde de oluşmaya başladı. Bu Türkiye devletler için büyük bir doğru bir istikamet ve büyük bir şans. Bu çok kutuplu dünyada yarın ciddi bir istikrarsızlık, savaş baş gösterebilir. Burada bizim sığınabileceğimiz, Azerbaycan'ın sığınabileceği, diğer Türk devletlerin sığınabileceği büyük Türklük ailesi var. Bu Türklük ailesi 100 yıl sonra diyelim, yani Osmanlı'dan sonra Türkiye'nin yüzyılı dedik, Türklerin yüzyılına doğru aslında zamanın, çağın böyle bir imkan tanıdığını görüyoruz. Şimdi Sayın Başbuğ, vakit azaldı ama özellikle bu ikili ticaret hacminin artırılması meselesi de açıkçası 7,5 milyar dolar iki ülke için bana biraz küçük geliyor. Hani Birleşik Arap Emirlikleri'yle bile daha fazla ticaretimiz var. Erdoğan 15 milyar dolar hedefi için gayretlerimizi artıracağız dedi. Özellikle Hazar doğalgazını Avrupa'ya taşıma konusunda kararlıyız mesajları verdi. Aliyev de dedi ki Türkiye bölgenin istikrarı ve barışı için bir garantör ya da bir garantici, yani bu ülkenin hamisidir diye bir değerlendirmede bulundu. Siz bu sürece nasıl yorumluyorsunuz? Nazar değmesin. Bir yandan da aklıma şey geliyor. Ya 28 Mayıs'ta hiç kaza altılı masa kazansaydı Azerbaycan ilişkileri ne olurdu diye aklıma geliyor. Dehşete kapıldı. Maalesef. Zaten sadece o konuda değil, her konuda dehşete kapıl. Eğer ters olursa. Şimdi ben hep söylüyorum, dünya artık çok kutuplu bir sürece gidiyor. Bak, tek kutup, iki kutup, hep bunlar yaşandı, konuşuldu, bitti. Artık çok kutup. O kutuplardan biri Türk dünyası. Bunun da majör devleti Türkiye. Abi diyorlar zaten. Hani o Rusya dağılmadan önce de o coğrafyaların Türkiye'ye bakış açısı oydu. Abi ne der? Abi Türkiye nasıl bakar bu şey? Böyle görürlerdi. Biz gerçekten şu an bu yapının başındaki herkesin güvendiği, itibar ettiği aktörüz. İstanbul'da Türk Devlet Teşkilatı binası. Git gör. Gurur duyarsın. Her devletin binada yeri var.
ve büyük bir uyum içindeler. Sessiz sedasız da şahane işler yapıyorlar. Şuşa beyannamesi gelecekte bir tarihi gün ve bayram olarak kutlanacak. Ben bunu hep söylüyorum. Çünkü orada aslında biz sadece Azerbaycan Türkiye arasında değil, Türk devletleri arasında da bir çekirdek yapının temelini oluşturduk. Orada savunma sanayi var, orada işbirlikleri var, orada NATO'nun 5. maddesi benzeri madde var. Orada ileriye dönük bir takım planlar var ve az önce sen eleştirdin, haklısın. O ihracat rakamlarının düşüklüğünden, ticari rakamların düşüklüğünden. Ama endişe etme, sadece savunma sanayindeki o birlikte ortak projeler yürümeye başlasın. Belki onun 3-4 katı bir rakamı konuşuyor olacağız. Keza Zengezur Koridoru. Yani Çin'in çok önem verdiği orta kuşak dediğimiz hattın geçtiği güzergah zaten Kafkasya, Türkiye, Anadolu. İran biraz akıllı hareket etse şu an çoktan orada biz yol almıştık. Dolayısıyla zaten bu kaçınılmaz süreç. Yani o 15-30 olacak, 30-50 olacak. Çünkü burada hareketlenen bir coğrafya var. Ve bu coğrafyanın hareketlenmesi, sevgili İbrahim, sadece Kafkasya'ya değil, sadece bölgeye değil, dünyaya nefes aldıracak. Çünkü bakın, Türk varsa huzur var. Türk varsa adalet var. Türk varsa barış var. Ve hani geçmiş tarihe baktığın takdirde ne zaman ki biz hakimiyeti sağlamışız, Osmanlı en yakın örneği, dünyada belki de şu ana kadar yaşanan en uzun barış süreci yaşanmış. 600 yıl. Yıkıldığın an hemen her yer kan gölü. Bugün Osmanlı haritasını al, dünyanın haritasının üzerine koy, olaya çıkan yerleri işaretle, Osmanlı haritası kanıyor ya. Düne kadar bu coğrafyalar huzur içinde, kardeşlik içindeydi. Nereye gidersen git, ah diye dövünüyorlar. Neye? Keşke Osmanlı gelse, keşke o günler geri gelse. Neden? Çünkü Musevi, Hristiyan, Müslüman yan yana en ufak bir sorun yok. Peki. Dolayısıyla burada o senin hani hasretle beklediğin gün yakın. Ben söylüyorum, Azerbaycan'la başlayan süreç, hatta Kazakistan'ın da herhalde benim bildiğim kadarıyla Yusuf işte iyi takip ediyor. Bir takım savunma sanayi projeler şu an konuşuluyor. O da inşallah projelendirilecek. Bu olduğu takdirde savunma sanayi başta olmak üzere bütün Türk dünyasında hatta ortak para birimi falan konuşuluyor ya. Yani öyle büyük planlar içindeyiz. İnşallah. Şimdi süren bitti ama 1,5 dakikam, 1 dakikam kaldı. Sanal Abar'da kısacık bir yorum rica edeceğim. 92 yılında Azerbaycan'ın Türkiye'den 8 helikopter istediğini ama Hocalı katliamına 8 helikopteri tahliye için bile gönderemediğimizi unutmamak gerekiyor herhalde. Hani bir memleketin nereden nereye geldiği gibi dalga geçenler çok ama okuduğumuz zaman tarihte nereden nereye geldiğini. Bir dakikam kaldı ama. Hemen bir dakika içinde şunu söyleyeyim. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyası söylemini o kadar içini dolduramayacak bir şekilde Süleyman Demirel şapkasını alıp Anadolu'nun her yerini gezerek söyledi ki bütün dünyayı ürküttük, karşılığında da hiçbir şey yapamadığımız gibi merhum nurlar içerisinde yatsın Ebul Feyz Elçi Bey'e iki helikopter gönderemedik. Gönderememe korkusu, bir siyasi iradesizlik, iki sütten ağzı yanmıştık Süleyman Demirel darbelerle kaç defa. 3 Kızıl Ordu korkusu vardı. Bugün geldiğimiz Türkiye olsaydı Azerbaycan'da bunların hiçbirisini yaşamazdı. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı varsa Türkiye'nin Azerbaycan, Suriye, Libya, Irak'ta ortaya koyduğu başarı Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere ilham verip ulan Türkiye kimin elini tutsa el havada kalıyor be kardeşim. O zaman Türkiye'nin elimizi tutması önemli demesinden kaynaklanıyor. Süre bitti efendim ama Mısır'la yaptığımız bu son temasla Libya meselesinde de mesafe aldığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz orada darbeci general Hafter'i destekliyor Sisi. Biz ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ve Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği hükümeti destekliyoruz. Orada da inşallah uzlaşı zemini olacak ve huzur olacak diye düşünüyoruz. Bingazi'ye konsolosluk açılması iyi bir işaretli diye okumak lazım. Bizi menüye yazmaya çalışanların masada olmaya ve sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. İbrahim, son bir cümle. Eğer İbrahim'in bu gribinden dolayı haftaya katılamazsak bilin ki İbrahim'den geçmiştir.